Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, geleceğe ve bugüne dair liderlik beklentilerini konuştuğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım hepiniz için keyifli ve güzel bir oturum olur. Zira biz hem Harvard Business Review olarak hem de bu seriye aşina olanların çok yakından tanıdığı Hodges Benston olarak bugün çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuyu ele alacağız ve o konuyla ilgili çok değerli konukları ağırlayacağız. Ama her zaman olduğu gibi bugün bana moderasyonda sevgili Ayşe eşlik edecek. Ayşe, hoş geldin. Hoş bulduk Serdar. Gerçekten çok heyecanlıyız. Üçüncü yılı da tamamlayıp dördüncü yılı da başlatırken yine birlikteyiz. Dediğin gibi gerçekten çok güzel deneyimleri bu senede Evet. İnşallah birlikte geliştiriyor olacağız. Evet, biz gerçekten Harvard Business Review olarak Ogilvy'nin yaptığı Bir Gün CEO programını çok değerli buluyoruz ve onun da bir paydaşı olarak mümkün olunca elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz ve çok şeyler öğreniyoruz oradaki gençlerden. Ve Ayşe'nin de söylediği gibi üçüncü dönemi kapattık, dördüncü döneme, yeni bir döneme, yeni bir yıla başladık. Yine bir sürü genç arkadaşımız bir sürü farklı şirkete ve lidere değer katacaklar, karşılıklı birbirlerinden beslenecekler. Ama Ayşe, senden şöyle kısa bir özet alalım. Üçüncü dönem nasıl kapandı, dördüncü döneme dair beklentiler, dördüncü döneme dair genel çerçeve ne? Çok teşekkürler Serdar. Üçüncü dönem tabii enteresan bir dönem oldu. Hepimizin bildiği üzere hep yoğun belirsizlik diyorduk, belirsiz bir geleceğe hazırlık diyorduk. Globalde bu çalışmaları başlattığımızın şimdi 14. yılına girip Türkiye'de de 4. yılına girerken gerçekten aslında geleceğe hazırlık diye başlamıştık. Belirsiz bir geleceğe nasıl hazır olacak bugünün liderleri? Yarının liderleri diyorduk, iddiası olan genç yeteneklerle birlikte bugünden o geleceğe hazırlansınlar diye 14 yıl önce bundan başlamıştık. Ve gerçekten de geçen sene bunların hepsinin yerini tam bulduğu bir sene oldu. Hepimiz için çok enteresan deneyimler yaşandı. Düşündüğümüzün çok ötesinde aslında elinin üstüne çıkan finalistlerimizin sayısı bizi çok mutlu etti. Kurumlar nezdinde liderlik ekiplerinden katılım çok daha yüksek oldu. Çünkü fiziksel ortamda yaşanan çeşitli farklı aslında deneyimler, workshoplar biliyorsun geçen sene sizlerin de katkısıyla dijital ortama komple taşınmış oldu. Ve bu da bize çok şey öğretti. Zaten programın her tarafında sahici deneyimi vurduk. Bugünden bu belirsiz geleceğe hazırlık için antrenmanlar, egzersizler yapalım ve bunların etrafında da gerçekten kurumların operasyon içerisindeki yaşanabilecek farklı körlükler olabilir, kenarda köşede kalmış bir takım fırsatlar realize edilemeyebilir diyorduk ve bunların pek çoğu yaşandı geçen sene üçüncü dönemde. Pandemi aslında bunu bir yerde tetikledi, bir yerde buna ivme kazandırdı diyebiliriz Serdar. Evet Ayşe, ya bazen bu pandemiyle ilgili sohbet ederken arkadaşlara diyorum ki ya bana kızmayın ama benim mutlu olduğum bir yanı da var. Gerçekten yıllardır yazıp çizdiğimiz ne varsa aslında hepsini neredeyse deneyimledik bu pandemi dönemiyle birlikte. O yüzden gerçekten de güzel bir ne diyelim turnusol testi oldu iş dünyası açısından da. Ayşe, sohbetimizin devamına geçmeden önce ben bir iki ufak teknik hatırlatma yapacağım değerli izleyicilerimize müsaadenle. Bunlardan bir tanesi sevgili izleyiciler, bugün sizin sorularınız bizim için çok kıymetli, çok değerli. Değerli liderleri ağırlayacağız. Hem onların bugünkü konulara dair hem de genel liderliğe dair aklınızda olan her şeyi sormanızı rica ediyoruz. Bunu da kullandığınız ekranda, eğer ki desktop kullanıyorsanız sağ üstte, mobil kullanıyorsanız altta bir soru cevap bölümü var. Oradan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Biz soruları buradan görüyor olacağız ve uygun yerlerde ve sohbetimizin son bölümünde sizden gelen sorulara mümkün olduğunca yer vermeye, bunları mümkün olduğunca cevaplamaya gayret edeceğiz. Bir diğer duyuru babında söylemem gereken konu şu. Bugün birkaç konuğumuzun rahatsızlığı nedeniyle programımızda ufak tefek değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Güldem Hanım, MCN'den sevgili Güldem Hanım rahatsızlığı nedeniyle bir son dakikada katılamadı etkinliğimize. O yüzden kendisini bir sonraki session'ımızda, yani artık herhalde bir iki ay içerisinde bunun devamında yapacağımız oturumlarda ağırlayacağız. Kendisine de buradan acil şifalar diliyoruz.
Tayfun Bey'in de ufak bir rahatsızlığı var. Onu da çok fazla yormamak adına onu da ikinci session'ımıza aldık. Ve oradan özür dilerim Selçuk Bey'in karıştı Tayfun Selçuk. Özür diliyorum Selçuk Bey'i ikinci oturumumuza aldık. Dolayısıyla ilk oturumumuzda İhsan Bey ve Tayfun Bey olacağız. Ama sohbetimize başlamadan önce çok güzel bir işbirliği daha var Ogers'da, Harvard Business School arasında. Dünyada yapılan çok güzel bir araştırma var Ogers ve Harvard Business Publishing'in Analytical Services bölümü arasında. Bu da aslına bakarsanız leadership confidence'ı analiz eden ve lider ve liderliğe olan güveni önceleyen ve bunun üzerinde ciddi içgörüleri ortaya koyan bir çalışma. Arzu ederseniz bununla ilgili kısa bir videomuz var Ayşe. Onu izleyelim sonra birkaç kelam edelim üstünde olur mu? Disruption is an unprecedented and unstoppable evolutionary force in business today. From the speed, scale and complexity of the changes unleashed, how well are your companies prepared to survive in these turbulent times? To answer that question, we ask the leaders who have to cope with all this turbulence, are you Do you have the leadership fit to face disruption? In association with Harvard Business Review Analytics Service, we surveyed nearly 2,000 board members, executives, and senior managers from every major market, including CEOs. The first ever Ogers Berntsen Leadership Confidence Index reveals that, across the world, only 15% of executives are confident in their leaders to deliver through disruption, which clearly leaves a large majority lacking confidence in their leaders, including the all-important CEO. I think most organizations recognize that change is imminent and that the strength of existing leadership and therefore the strength of the enterprise depends on senior leaders being agile. Not just managing digital change, but learning to drive it as well. One of the key areas where confidence really bottoms out is in the ability to find and keep the right talent to cope with disruption. In fact, it was on questions of talent that we saw the lowest overall confidence for all organizations. Having an adequate pipeline of talent and effective succession planning were particular low spots. This chimes with an earlier McKinsey study that identified similar deficits in leadership and talent. But what kind of leadership and talent is required? Is it possible to dial up confidence? We used the data from the nearly 2,000 respondents to compare confident organizations against the rest to understand what gives leadership confidence and potential competitive advantage. What we found was that whilst all organizations are challenged by legacy systems and operations, it is the leadership mindset, particularly their vision and preparedness for change, which separates the confident from the less so. Boards and execs alike want curious leaders with real courage and vision. What's more, it's a leader's agility, resilience and strategic thinking that are the qualities most in demand. Evet Ayşe, yani oldukça çarpıcı bulgular var araştırmada. Bir kere %15 rakamı beni böyle bayağı bir düşünmeye sevk etti. Ne diyorsun? Bu liderlik güven endeksi çalışması özelinde ve genel anlamda liderlerin güven konsepti üzerinde? Gerçekten çok çarpıcı. Dediğim gibi çok uzun süredir zaten devam eden çalışmaların üzerine pandemi sürecinde de tekrar aslında bu yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Gerçekten bu kadar alarm veren bir durum var ve biraz aslında küresel endişe salgını diye de bunu artık nitelendiriyoruz. Çünkü bir taraftan tabii ki endişeli olmamızı gerektiren bir durum var. Fakat bunun uzaması durumu geçen seneden bu seneye baktığımızda aslında daha da durumun kritik bir noktada olduğunu, dolayısıyla bunu kabullenerek bu durumun etrafında iddiası olan aslında gerek ister 60'lı yaşlarında olan yetenekler olsun, ister 20'li yaşlarında yetenekler olsun farklı bir şeyler yapmaları için çok daha aslında kritik bir durum olduğuna işaret ediyor. Çünkü söylediğimiz gibi daha farklı bir beceriler, daha farklı bir zihniyete işaret ediyor. Farklı derken bu bahsettiğimiz olumsuzluklar içerisinden biraz önce de aslında senin de ifade ettiğin gibi nasıl fırsatları görebiliriz, nasıl başka bir şekilde çözüme doğru hareket etmeye devam edebiliriz vazgeçmeden, azimle, cesaretle ama analitik zekayı kullanarak ama duygusal zekayı devreye alarak
duygusal istikrarı bozmadan. Dolayısıyla bütün bunlar aslında tekrar tekrar, yani çok uzun aslında yıllardır üstünde durduğumuz, biliyorsun, zihniyet, o doğru zihniyet diye tarif ettiğimiz olumlu tavır tutumu devreye alabilmek derken, duygusal zeka derken yine çok uzundur üzerinde zaten konuşuyoruz. Sizlerin birçok araştırmanızda zaten sürekli ele alıyorsunuz, değiniyorsunuz. Dolayısıyla bunlar oldukça kritik ve hepsinin üstüne dijital transformasyon pandemi sürecinde aslında ivme kazandı diyoruz ve bunu da dijital yetkinlik, dijital aslında ortamda diğer bütün diğer faaliyetleriyle kurumun ya da organizasyonun bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve tüm stratejilerinde en üst yönetim ekiplerinin bunu sahiplenmesi, önceliklendirmesi derken de o yine de bütün bu sıralamanın sonundan giriyor. Yani dolayısıyla bu da enteresan bir şey ortaya koyuyor. Diğerlerini biz sonuçta gerçekleştirmemiz gereken diğerleri derken, işte en tepede gördüğümüz azim, cesaret, bu dayanıklılık yahut da mukavemet diye Türkçe'ye çevirdiğimiz duygusal istikrarla birlikte bunu hep dediğim gibi vurguluyoruz. Bütün bunlar olacak, duygusal zeka olacak, stratejik düşünme, analitik beceriler olacak. Birçok diğer hep aradıklarımız olacak. Ondan sonra dijital aynı zamanda ortamda yine işimizi biz nasıl aslında tekrar düzenleyeceğiz, tekrar yeniden keşfedeceğiz, yeniden farklı yetenekleri bu ortamda hazır hale, belli şeyleri yapabilir hale getireceğiz. Bu sonuçta her zaman söylediğimizden de daha da önemli bir aslında yönetim ve icra kurullarının gündem maddesi haline geldiğini bu çalışmalar çok net ortaya koyuyor. Ama daha evet, da zor ortamda. Bu çalışmanın detaylarına birazdan sohbet sonrasında gireceğiz ve bununla ilgili olarak birazcık daha araştırmanın bulgularına bakacağız, ama beni ilgimi çeken şeylerden bir de şu Ayşe, yani bir tarafta merak, cesaret gibi daha tırnak içerisinde ne diyelim soft beceriler veya yetkinlikler, diğer tarafta da yine analitik düşünme vesaire gibi çeviklik gibi beceriler. Dolayısıyla aslında liderlerin hem kendilerinde hem de organizasyonlarında yetkinlik setini çok dengeli oluşturmaları gerekiyor ve değişen bağlama göre de buradaki dengeleri anlık ayarlamaları, adapte olmaları da gerekiyor. Bence bu da liderlerin hem kendileri açısından hem de organizasyonları açısından önlerindeki ciddi meydan okumalarından bir tanesi olacak. Ne dersin? Kesinlikle, aynen vurguladığın çok önemli. Bütüncül dediğimiz ya da bütünsel yaklaşım dediğimiz, işte doğru zihniyet dediğimiz, bütün bunları aslında evlendiren yaklaşım bir taraftan diyoruz. Çünkü gerçekten sadece duygusal zeka ya da sadece bir dediğimiz gibi bir dijital bir lideri, dijital tarafta yetkin olan ve farklı projeleri belki gerçekleşmiş olan bir lideri bir kurumun kazanması, bir noktasında bir silo yaratması artık yeterli değil. Bunu çok net gördük ve görmeye devam edeceğiz. Onun için entegre bakış açısı, bütüncül yaklaşım, bütüncülücü yaklaşım, kapsayıcı yaklaşım dediğimiz, aslında bütün hep bunları vurguluyoruz. Dolayısıyla da tam doğru noktayı kesinlikle öncelikli olarak vurguladım. Evet, istersen topimize geçelim. Bizim bu konuştuğumuz konular ve özelliğinde de farklı deneyimler noktasında liderlerimiz ne düşünüyor? Biraz onlara bakalım istersen. Ne dersin? İlk soruyla sen başlamak ister misin? Tabii ki, tabii ki. Memnuniyetle. Tayfun Bey'i o zaman bir alalım. Geldiniz Tayfun Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Gayet iyiyiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz iyisiniz inşallah. Allah'a şükür idare ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. Hepimize çok sağ olun. Sevgili Tayfun Öktem, Davutşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve bu projeye en başından beri çok önemli destekler veren çok değerli bir dostumuz diyelim. Ayşe. Evet, çok çok teşekkürler Tayfun Bey. Gerçekten bugünkü programınızda da esneklik gösterdiniz, bizi kırmadınız. Öncelikle gerçekten uzun yıllardır aslında Türkiye'de programı hayata geçirmeden önce bile Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz programlardan itibaren çok güzel desteklerinizi verdiniz. Hem özel sektördeki deneyimleriniz hem de belki Türkiye'nin en saygın diyebileceğimiz ilk
büyük sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti'nin başkanı, yönetim kurulu başkanı olarak bugün bizlerle birliktesiniz. Dolayısıyla bu sizin bu hem bizimle çok uzun bir yolculuk etrafında birçok çalışmanın da içine dahil oldunuz. Sizi sahnede Rob Kepilo, Maestro Rob Kepilo'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı aslında yönettiğiniz bir session'ımız bile oldu. Dolayısıyla evet. Bütün bu farklı deneyimlerle birlikte aslında bugüne geldiğimizde bir sizin değerlendirmelerinizi alabilirsek bugün bu yaptığımız çalışma, Bilgi CEO programı etrafındaki gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yapmayı hedeflediğimiz felsefesini, zihniyeti çok iyi biliyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Bunun bugünün aslında liderleri, katılımcı kurumlarımızın liderleri, sizin gibi sivil toplum kuruluşları açısından ve aynı zamanda genç yetenekler açısından değerlendirmelerinizi paylaşabilirseniz bizler de çok memnun oluruz. Keyifle sevgili Ayşe Hanım. Şimdi program öncesi bir baktım bizim programın başında neler konuşuyormuşuz diye. Ortak akıl hatırlıyorum. Beraber çalışmanın önemi. Efendim bekleyelim. Yeteneğe en iyi paketi veririz, ayarlarız. Yaklaşımının yanlışlığı. Bunun için küçük bir pencere oldu. Small window opportunity. Eğer doğru hatırlıyorsam Tarık Bey'le olan seanslardan. Ve bunu kaçırırsak artık çok kötü olacağını konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aslında ne kadar bu grup olarak ileri görüşlü olduğumuzu da maalesef görüyorum. Çünkü o zaman geldi. Yetenek bulmak, onu tutmak, hele hele geometrik değişim ortamında, ani ve radikal değişimlerin yaşandığı ortamda, bir taraftan teknoloji, bir taraftan pandemi, artık zorlaştı. Herkes birbirine bakıyor, ne olacak şimdi, ne yapacağız diye filan. Bence buradaki iyi haber, başlamak için hiçbir zaman zor değil. Başlamak lazım. Seyretme lüksümüz yok. Yetenek sonuçta hepsinin konusu. Yetenek yönetimi, yeteneğin adeta bir fide olarak ayrı bir yerlerde yetiştirilmesi, dikilmesi, sulanması, bunlar çok önemli kavramlar. Ve biz liderler olarak bence bizim geleceğe yönelik büyük sorumluluklarımız var. Aksi takdirde bir ton açık pozisyon ve işsiz kaliteli üniversite mezunları ile kalma riski açıkçası taşıyoruz. Ben son 2, 3, 4, 5 yılı çok iyi değerlendirmediğimiz, en azından Türkiye'deki liderlik ortamı olarak değerlendirmediğimiz görüşündeyim. Tamam, pencere küçülmüş olabilir. Hani hiçbir zaman geç değil. Bence bir şeyler yapmak lazım gerçekten. Kulağıma çok büyük şirketlerin, uluslararası şirketlerin açık pozisyonlarının olduğu ama kolay bulmadığı haberleri üzülerek geliyor. Bence tam oradayız. Gençler perspektifinden baktığımız zamanda da bence biraz daha aktif ve akıllı konumlama ile ve bireysel gelişim ile öne çıkılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Z kuşağının bu bilinmezlik ortamında, geometrik değişim olan ortamda kendine özgü, bizlerin obsolet kaldığı ortamda yani güzellikleri var. Bence beklentileri, yaklaşımları, hayata bakışları o anlamda çok değerli. Eğer hızlı adapte olarak
kendileri beklentilere karşı kendilerini iyi konumlayıp ve pazarlayabilirlerse genç yeteneklerin aslında önünde çok olanaklar var. Çünkü tahmin ediyorum, bizim için de geçerli bir sivil kuruluşu olarak, özel sektör bir takım özelliklere sahip yeteneği aktif olarak arıyor diye düşünüyorum. Evet, size kesinlikle katılmamak mümkün değil Tayfun Bey. Yapılan birçok araştırmada da şu görülüyor. Hani bunca yapılan eğitim, bunca yapılan bilinçlendirmeye, bu tarz etkinliklere rağmen hala daha şirketlerde yetenek açığı diye tabir ettiğimiz o uçurum son 10 yılda sürekli artarak büyüyor. Yani ivme sürekli yukarıya doğru gösteriyor, ibre daha doğrusu. Ve bu da üzücü bir şey ve Türkiye'de de bu iş yani %50'leri geçmiş durumda. Yani her 100 pozisyondan 50'sini, 60'ını şirketler istedikleri yeteneklerle dolduramıyorlar. Ve sizin söylediğiniz açık pozisyon riski burada da karşımıza çıkıyor. Serdar Bey, dikkat etmek lazım. Serdar Bey, hepimizi suçluyorum. Yani ben özel sektörde, uluslu şirketler, sivil toplum, sizler, bizler, bence bizim sorumluluğumuz var. Genç yeteneğin bir fidan olarak yetiştirilmesi, bir pipeline'ın oluşturulması ortak bir ihtiyaç. Şöyle bakamayız. Yani çıksın, piyasaya gireriz, en iyi paketi veririz. Biz en iyisini almaya çalışırız. Talent hepimizin sorumluluğu. Bence bunu görüyoruz. Herkes zorlanıyor. Hiç olmazsa bugün başlayalım derim. Evet, çok güzel sorular geliyor. Ben kusura bakmayın sevgili dinleyicilerimiz ve dostlarımız, böyle ara sıra gözüm sağa sola gidiyor. Olabilir, büyük bir ekranda birkaç pencere açık, birinden sorular akıyor, birinden yayın akışıyla ilgili bazı detaylar. Ya bu ne yapıyor, çaktırmadan orada çalışıyor mu falan diye de düşünmeyin lütfen. Gerçekten birkaç ekranı aynı anda takip etmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Bey. Birazdan bunun detaylarını sizden rica edeceğiz. Buradan hemen İhsan Bey'e geçmek istiyorum ben. Sevgili İhsan Erbil Bağçöl, Enerjisa Üretim CEO'su. İhsan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Ayşe Hanım, merhabalar Serdar Bey. Tüm dinleyenlere de merhaba buradan. Sevgiler bizden de. Şimdi İhsan Bey, siz mühendislik okudunuz benim gibi. Ardından ulusal ve uluslararası birçok şirkette görevde bulundunuz. Enerji sektöründesiniz. Enerji sektörü malum çok dinamik bir sektör. Oldukça regüle bir sektör. Dengeleri hızlı değişebilen bir sektör ve yarına yönelik baktığımızda da çok büyük değişim dönüşümüne ve açık bir sektör. Neredeyse dünyada her enerji şirketi 20 yıl sonra, 30 yıl sonra belki çok ayrı bir yerde, çok ayrı bir iş modeliyle hayata geçiyor olacak. Dolayısıyla ne diyelim, o videoda da gördüğümüz yıkıcı etkilerin kendini yoğun hissettirdiği endüstrilerden bir tanesi. Siz burada bir lider olarak özellikle böyle bir endüstride güçlü, sizi güçlü kılan özellikler ve deneyimler olarak neleri önceliyorsunuz ve sizi bu noktaya getiren özellikler olarak baktığımızda hangilerini listelersiniz, ne dersiniz? Müsaadenizle 3 başlıkta anlatmaya çalışacağım o geçiş sürecini kendimce. Oradan da ümit ederek bizi dinleyen arkadaşlarım belki kendilerine çıkarımları olur diye hikayelerle süslemeye çalışacağım 3 ana başlığı. Bir tanesi eğitim ve öğrenme isteği. Buna biraz değineceğim ama öğrenmede öğrenmeyi öğrenme ve yorumlama tarafına da değinerek anlatmaya çalışacağım. İkincisi maruz kalma ve maruz olma isteği. Bununla ilgili daha gönüllü olma isteği. Üçüncüsüne de konfor alanından çıkma isteği. Hatta vasatlıktan kaçma isteği diyeceğim ve bu üçün üstlerini anlatmaya çalışacağım. Bir genel bir kendi tanıtımla başlayayım, oradan da eğitime bağlayayım. Ben bir memur, mühendis ebeveyn çocuğuyum. Babam bir mühendisti ve kamuda çalışıyordu, kamuda mühendisti. Annem de ev hanımıydı. Annem bize hemen hemen her gün söylediği abimle beraber sizin eğitim için konsantre olmanız lazım. Bizim başka bir fokus noktamız yok. Tek kailemiz ve derdimiz bu olmalı diye söylerdi. Bu öğrenmeyi öğrenme yolculuğu ve öğrenme isteği ve sevgisi özellikle anne ve babamdan geldi diye söyleyebilirim ve
özellikle ağabeyimi de örnek aldığımı paylaşmak isterim. Abim de benim gibi mühendis. Sanıyorum o mühendis olduğu için ben mühendisim. Öyle itiraf edebilirim. Babam kadar o da beni etkilemiştir. Aynı şekilde eşim çok iyi bir okuyucu ve araştırmacı. Onun o okuma azmi ve hırsı, hatta benden daha fazla kitap tüketiyor olması beni daha her zaman fişekleyen bir konu. Hep şey yapmaya çalışıyorum, bir şeyde geri kaldığımı hissedip onu yakalamaya çalışıyorum. Bir de çok dünden bir örnek vereceğim size öğrenme isteğiyle ilgili. Hatta bu öğrenmenin yorumlama tarafıyla ilgili. Dün öğlen soframızda kızım var 12 yaşında, bana uzaya çok meraklı. Evren teorisiyle ilgili bir iki soru sordu. Ben de şey diye düşündüm, bir ebeveyn olarak bilmiyorum demenin güzel bir itiraf olacağını, hatta örnek olacağını düşündüm. Bilmiyorum itirafından sonra bana dedi ki, zaten senin uzaya meraklı olmadığını biliyorum ama sana bir şey anlattım, onu yorumlamanı istiyorum. Sen yorumlamaktan kaçtın şu an gibi bir paylaşımda bulundu. Güzel bir tokattı bence. Ben çok benzer bir tokatı üniversitede bir çok başarılı ödev yaptığımı düşündüğümde de tecrübe etmiştim. Birçok araştırma yaptıktan sonra bir basit bir ödev kağıdı hazırladım ve götürdüm ödevi. Yüksek not alacak düşüncesiyle, alacağım düşüncesiyle. Epey de düşük bir not aldım. Sonra da o neden düşük aldığımı irdelemek için hocayı ziyaret etmiştim. Bana şey demişti, tamamen bilgi ve şeyleri, gerçekleşmiş olayları sunmuşsun raporunda. En sonda, sonuçta bile onun bir özetini yazmışsın. Kendi yorumlamanı yazmamışsın. Doğru ya da yanlış bir yorumlaman yok demişti. En temel hususlardan bir tanesi, belki bir daha kendimiz o girdaba çok hızlıca düşebiliyoruz çünkü. Yorumlama meselesi. Doğru ya da yanlış. Genelde bilgi, belge paylaşımı. Bu şirketlerin hayatında da böyle oluyor. Biz kendimiz bir şeyleri irdelemeye çalıştığımızda kendi kendimize bunu organizasyonumuzla hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu bilgileri biz bir danışmanlıkla biraz ücretlerek satın alabilirdik. Bilgi her yerde ve herkes sağlıyor artık. Hele hele şu an ulaşımı daha kolay, daha efektif, daha verimli. Ama onu yorumlamak, ondan bir şeyi çıkarmaya çalışmak, kendinle eşleştirmek belki önemli olan başlıklardan bir tanesi o. Diğeri yine bu öğrenme yolculuğunda ve kariyer yolculuğunda şeyi söyleyebilirim. Ben 42 yaşındayım. İş hayatında 21. sene. Mini mini danışma heyetlerim oluştu bu 21 senelik yolculukla. Şey diye söylemem size, hatta itiraf etmeliyim. Öğrendiğim bazı şeylerin raf ömrü doldu, geçerliliğini yitirdi. Artık uygulayamam. O öğrendiklerim belki bazıları aynen Tayfun Bey'in söylediği gibi boşa düştü. Ama yaptıklarımla, kurduğum ilişkilerle danışabileceğim insanlar oluştu. Ben 2020'de Ayşe Hanım burada söylerdi belki, onu arayıp danıştım. Şunu şöyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım, ne dersiniz diye. O birikimler çok kıymetli. İnsan her günde, her mücadelesinde bu tarz dostlar, danışabileceği insanlar biriktirmesi kıymetli. Bunlar bir nevi sizin için mini yönetim kurulu üyeleri, mini danışmanlar, mini size gerçekten başarıyı getiren sebepler. Onun üstüne ilaveten şeyi söyleyebilirim. Ben dedemin halı dükkanında büyüdüm diye söyleyebilirim. O küçük halı dükkanında şu an uğraştığımız çoğu şeyin mikro versiyonlarını görmüşüm. Onu çok sonra idrak edebilmiştim. Dedem Antalya'da küçük bir ilçede halı satardı. Biz halı satışlarını pamuk toplamayla eşleştirirdik. Yani bir nevi hedging yapardık. Halı satılırdı ama ödemesi domates toplanınca, pamuk toplanınca gelirdi. Burada ticaretin küçük kuralları kadar psikolojiyi, sosyolojiyi, duygusal zeka tarafını, onları gördüm. Dedem halı satardı ama gelen insanların kamuya yazması gereken dilekçeleri de yazardı. Orada sosyal sorumluluk taraflarını da gördüm. Sürdürülebilirlik taraflarını da gördüm. Orada bazı insanların eğitime teşvik ediliyor olmasını da gördüm. Bu tarz zenginliklerim de oldu çocukluk çağımda. Sonrasında da şeyi söyleyebilirim. Çalışma hayatına başlamak Türkiye'de biraz maalesef kumar. Bir zar atıyorsunuz, konjektürel olarak ekonomik krizlerin olduğu dönemde mezun olabiliyorsunuz, bazen ekonominin çok iyi gittiği bir dönemde mezun olabiliyorsunuz, belki ilk gönlünüze göre bir iş yerini bulmuyorsunuz, belki de buluyorsunuz. Oralarda biraz kaderin sizden yana olması lazım. Ama bir başlangıç yaptıktan sonra
olabildiğince fazla şeye maruz kalma size zenginlik katıyor. Benim en büyük şanslarımdan bir tanesi odur. Onu söyleyebilirim. Daha mezun olur olmaz. 3 tane santralin aynı anda yapıldığı, aynı anda bir organizasyonun üstlendiği bir organizasyonda çalışmaya başladım. Behtel ve Enka'nın müşterek teşebbüs ortaklığında çalışmaya başladım. 20 yaşında birisi için 2 milyar dolarlık bir projede çalışmak, büyük montanlı satın alma sözleşmelerini görmek, finansman görmek, sözleşme yönetimi görmek, sözleşme müzakerelerini, kavgalarını, sıkıntılarını görmek, bir projenin hayata geçirilmesini baştan sona görmek, onların işletmeye geçişini görmek, bunların hepsi zenginlikler kattı. Ondan sonra da nerede, nasıl kritik proje varsa onların hepsine gönüllü oldum, talip oldum. O maruz kalmalar hep kazanım olarak geri döndü. O nedenle şeyi de söyleyebilirim. Bir şirkette yapılan her proje talip olur. Hele hele ilk defa yapılıyorsa. O kadar çok şey görme şansı var ki, o kadar çok şeye maruz kalma şansı var ki. Doğrusuyla yanlışıyla. Hatta sizden çok daha yetkin olan insanların nasıl duvara çarptığını görün. Nasıl başarılı oldukları kadar. Çok büyük kazanç ve kitaplardan, derslerden birisinin anlatmasıyla göremeyeceğiniz husus. Hani şeyi hatırlamak lazım. Bir söylem vardı. İşte anlatırsanız dinlerim ama müdahil olursam esas anlarım diye. Hakikaten eliniz kirlenirse öğreniyorsunuz ve geliştiriyorsunuz kendinizi. Sonra da Enerse yolculuğundan bahsedeyim. Biz dün 25. yaşımızı kutladık Enerse üretim olarak. Bir çeyrek asırdır bu Enerse üretim bu sektörde faaliyet gösteriyor ve memnuniyetle söyleyebiliyorum, insanıyla, kültürüyle, tekniğiyle, finansıyla, IT ve dijitalleşmesiyle, sosyal sorumluluk adına yürüttüğü projelerle, sürdürülebilirlikle hakikaten lider şirketiyiz sektörün. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da birçok şirkette kendimizi kıyaslayabiliyoruz ve birçok başlıkta önce olduğumuzu görebiliyoruz. Bu Enerse yolculuğunda 13 senesinde varım ben. Burada da çok fazla gelişim adına bana katkı sağlayacak unsurlara maruz kaldım. Enerse dikey entegrasyona dayalı bir şirketti. 2017'de bölündü, bölünme projesinde çalıştım. Enerse Enerji tarafının halka arzını yönettim. Enerse üretimin büyüme sürecinde dağıtım şirketlerinin özelleştirmeden alınması, var olan bazı varlıkların portföy yönetimi kapsamında elden çıkarılması, sıfırdan projelerin geliştirilmesi, şirket satın finansman gibi belki bir yöneticinin keyifle maruz kalmak isteyeceği başlıkların hepsine maruz kaldım. Ama bunlarla beraber gurur duyarak şunu söyleyebilirim. Üzerime tulumu giydim ve vana tamirinde de çalıştım. Elim yağ olarak kirlenerek. Takım elbisemi giyip Londra'da sigorta pazarlığı da yaptım. Frankfurt'ta finansman projesiyle alakalı müzakereleri de yürütebildim. Ve bunların hepsini çok samimiyetle büyük keyif alarak yaptım. Hepsinden de çok çok şey öğrendim. Hepsi beni bugüne getirdi diye düşünüyorum. Bir unsur daha ekleyeceğim. Çok iş, eğitim diye anlattım. Belki arkadaşlar, dinleyenler söylenmeye başlamıştır ama bir unsur daha spordan bahsedeceğim. Bisikletle ben çok keyifle uğraşıyorum. Ama sadece bisikletle sınırlamıyorum. Birçok spor insanın iş hayatındaki gelişmesine gerçekten katkı sağlıyor. Özellikle az önce girişte siz de yılmazlıktan bahsettiniz. Kaybetmeyi, kazanmayı, düştükten sonra tekrar ayağa kalkmayı, ara ara kendini yoklamayı bilmeyi, tekrar bir mücadeleye koşturmayı, disiplini sporun hakikaten önemli olduğuna inanıyorum ve insana zenginlik kattığına inanıyorum. Böyle bir özet vereyim istedim size. İhsan Bey, çok teşekkür ederim. Bu arada size de çok güzel abi geldi. Hazırlıklı olun. Birazdan turumuz bittikten sonra bunları size iletiyor olacağım. Gerçekten sevgili dinleyicilerimiz de çok bugün etkileşimli ve bayağı da soru geliyor. O yüzden hızlıca turlarımıza devam edelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum ilk tur için. Şimdi ben tekrardan sevgili Tayfun Bey'i alayım. Evet Ayşe, gerçekten çok enteresan noktaların altını çizdi. Bana da mezun olur olmaz büyük bir endüstri şirketinde yaptığım staj dönemini hatırlattı İhsan Bey'in söyledikleri. Gerçekten o tulumu giyip o yağın pasın içine girmek de ayrı bir keyif. Şimdi bile hatırlıyorum o günleri. Evet, tekrar Tayfun Bey sizdeyiz.
Özellikle bu aslında süreçlerimizde biliyorsunuz çok bilinçli bir kurguyla genç yeteneklerle katılımcı kurum liderleri bir araya geliyorlar ve daha anlamlı deneyimler ortaya çıksın için bu süreçler özel tasarlanıyor. Siz de Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı olarak aslında kurumunuzu geleceğe hazırlama sürecinde hem de önceki özel sektör tabii deneyimlerinizin de üzerine hangi yetkinlikleri bu kadar belirsiz bir gelecek için hangi deneyimleri aslında kritik görüyorsunuz, önceliklendiriyorsunuz? Sizce nasıl bir zihniyet, hangi değerler, hangi aslında belki yaklaşım fark yaratabilir bu kadar önümüzü zor gördüğümüz bir dönemde? Ve buradan hareketle de genç yeteneklere tavsiyelerinizi de paylaşabilirsiniz. Bizlerle çok seviniriz. Peki, o zaman bu seansın zamanını 8.30-20.30 olarak revize edelim hemen. Şaka bir yana, İhsan Erbil Bey'den çok keyifli benzer noktalar yakaladım. Bizler de yakın zamanda başlattığımız bir uygulamayla açıkçası atamasız, açık uçlu, açık agendalı gençleri dinliyoruz. Yani üniversiteden yeni mezun, dördüncü sınıfta gençleri ve onu yarı formalize nasıl ederiz şu an tartışıyoruz. Çok yararlanıyorum, onu söylemem lazım açıkçası. Söyleyeceğim birkaç şey var. Bu, sorularınız çünkü aslında bir soru gibi gözüküyor ama birkaç tane alt başlığı var. İzninizle. Şimdi tabii bir organizasyonu ileri götürmek için birkaç temel konu var. Organizasyon doğru mu? Doğru insanlarla mı çalışıyorsunuz? Doğru çalışma kültürünü ayarlayabildiniz mi? Yeteneği yakalamak, tutmak, geliştirmek konusunda neler yapıyorsunuz? Stratejiniz doğru mu? Efendim, teknoloji artık geometrik değişen ortamda teknoloji kullanımınız nasıl? Oralarda mısınız? Yoksa yavaş yavaş çıkış yolunda mısınız? Bunları liderin çok iyi değerlendirmesi lazım. Benim hani gençlerle ilgili tabii yeni yetenek aldığımız, aradığımız hem özel sektörde hem sivil toplumda aradığımız özellikler aslında çok ortak diye düşünüyorum. Ben aslında malzeme tabiri caizse aldığımızı düşünüyorum. Amerikalılar böyle çok liberal arts falan der. Yani şekillendirilecek malzeme, kişi bilgisayar mühendisi olabilir ama onun o analitik mühendislik bazını sosyal yetenek öğrenimlerle acaba daha köşeliden biraz daha yuvarlak yapabilir miyiz? Veya bir sosyoloji mezunundan acaba biraz daha sosyal bilimlerin üzerine analitik bir yaklaşım, yetenek eklenebilir mi? Bence bunlar önemli. Ben düşündüğüm zaman hani gençlerde biz artık aslında dünün gazetesiyiz. Yani gençler çok daha yeni, hani biz kimiz ki onlara şunlara önem verin diyeceğiz ama herhalde bence genel formül çok önemli. Yani adaptasyon. Yani çocuklara, gençlere, ben olsam ne iseniz olun, kolay adapte olabilme çok önemli. Çünkü artık gerçek fact yok. Değişiyor. Sizin okuduğunuz, internette baktığınız fact 20 dakika sonra çok farklı bir şey olabiliyor. Bunun yanında merak. Yani ben mesela bilgi aramıyorum. Bilgi zaten ortada.
Şimdi merakınız olacak, bir stratejik düşünce perspektifiniz olacak, bir duygusal boyutunuz olacak, emotional IQ, hani EQ vesaire, değerleriniz olacak. Bence çağımız, bunu Tarık'la olan seanslarda da çok başlarda adres etmiştik, birdenbire nümerik, analitik yönde ilerledi ve hani big data vesaire filan derken işin yumuşak tarafını ihmal ettiğimiz hissi bende oluşuyor. Örneğin ben bugün doktora yapmaya kalksam muhtemelen işletmelerde etik konusunu çalışırım diye düşünüyorum mesela. Çünkü analitik hard, sert tarafın üzerine makinenin yapamayacağı yumuşak dokunuşu getirmem gerekiyor. Biraz konuyu dağıttım ama bence buradan girmekte fayda var. Yani gençlerimiz işte şöyle olun, çok çalışın, işte kodlama öğrenin filan. Bunlar artık çok geride kaldı. Bence bizlerin çağın getirdiği teknolojiye hazır, onunla ekip diyelim, ona hakim ve bunu yumuşak yeteneklerle zenginleştirebiliyor olmamız lazım. Tarık'ın bilmeyenler olabilir seansların başında, insanın kendisini yeniden reinvent sözcüğü vardır. Ben bunu çok ciddiye alıyorum. Hepimizin kendini yeniden icat etme sorumluluğu var. Yani ben analitik bir insanım. Ben kreatif bir insanım. Bitti. Artık bunları yan yana getirme sorumluluğu var. Gençler için de bu çok hayal diye düşünüyorum. Biraz ne olmalı? Darüşşafaka Cemiyeti olarak biz neler yapıyoruz diye kısaca özetlemek istersem... Tabii ki yani yine buna ben yumuşak taraf ve hard, sert taraf olarak bakacağım. Yumuşak tarafta aslında yeteneğin bulunması, alınması, mutlu ederek yetiştirilmesi konusunda, yani insan, kültür, organizasyon konularında çalışıyoruz. Gerçekten hani yaptığımız stratejik plan çerçevesinde önemli yollar kat ettiğimizi de söylemem lazım. Burada önemli bir detay var. Gençler Z kuşağı, demin de söylendi, mutlu olmak istiyor ve çalıştığı yerde bir anlam ve purpose istiyor. Güzel haber, sivil toplumda bu var. Yani özel sektörde belki sağlıklı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve onların duruşuyla şekilleniyor ama sivil toplum kuruluşu zaten varoluş nedeniyle böyle. Son zamanlarda güzel haber olarak bize bu Z kuşağından paket vesaire gibi onun ötesinde güzelliklerle çalışmak için gelen, topluma katkı yapmak isteyen çok yetenekli, arzulu, gelecekten beklentileri olan, değer yaratmak isteyen gençler geliyor. Burada da tabii bu onların bize sunduğu bir güzellik. Bizler de ona Darüşşafaka Cemiyeti olarak iyi yönetim örneklerini, örneğin kurumsal yönetişimde 10 üzerinden 9.66 alan bir STK'da çalışıyor olmalarını, best practice'leri, iyi örnekleri vererek aslında onların kişisel gelişiminde de bir taraftan topluma değer katarken bir taraftan kendilerinin gelişimine de katkıda oluyor olmamız çok tatlı. Bence planlanmış, biraz da tesadüf, Z kuşağının arzularıyla, bizlerin verdikleriyle uyan bir güzellik yakaladığımızı düşünüyorum. Şimdi bu ortamda yumuşak taraftan yetenek dedim. Diğer bir tarafta aslında bir STK olmasına karşı
uzaktan çalışmanın, zorlukların, pandeminin olduğu bir ortamda. Bir tarafta yavrular var, eğitim, gençler, küçükler. Bir tarafta bizim büyüklerimiz var, rezidanslarımızda vesaire. Görünürlük, accessibility, visibility, hani bunlar önem kazanıyor. Bunlar çok basit şeyler gibi gözüküyor ama bence artık yani o kadar ekstrem polarizasyon var ki bir tarafta olay teknik, makine ve mekanik, big datalar, işte robotlar vesaire, ama bir tarafta insan. İnsan hala var, hala çok önemli, liderlik çok önemli, dokunuş çok önemli, güven çok önemli. Çerçevede, bütün bu program çerçevesinde sizin koyduğunuz bütün kavramlar aslında beraber toplanıyor ve bence çalışmanın hedefini aslında tamamlıyor. Bizde şunu gururla söylemem lazım. Bizde hayati konular komisyonlarla götürülür. Hani dış dünyada hani bir şeyin olmamasını istiyorsanız komisyona havale edersiniz. Bizim hayati kavramlarımız, eğitim, efendim yani sürdürülebilirlik tarafından varlık yönetimi, kurumsal yönetişim gibi kavramlarımız, komisyonlarımız vardır. Biz son 5-6 ay içerisinde iki tane önemli değişime imza attık. Bir tanesi dijital dönüşüm komisyonumuzu kurduk. Bu öyle operasyonel, hani işte şu olsun bu olsun, artificial intelligence'ın ötesinde çok üst bir komisyonu. Buradan çıkarmak istediğimiz konulardan bir tanesi eğitimde artificial reality vesaireyle acaba neler yapabiliriz, hani onları anlamak. Operasyonumuzda da big data, data mining vesaire, hani teknolojiyi nasıl kullanabiliriz şeklinde. Aslında operasyonun çok ötesinde gerçek anlamda dijital dönüşümü nasıl yaparızı sorguluyoruz. Diğer taraftan da tam tersi Darüşşafaka Tarihi ve Kültür Komisyonu'nu kurduk. Yani yumuşak tarafı. Yani biz kimiz? Değerlerimiz ne? 19. yüzyıldan beri gelen değişim, gelişim ne? Biz neyi temsil ediyoruz? Özümseyelim, yavrularımızı özümsetelim. Yani hard and soft, yumuşak tarafla sert tarafın bence hoş etkileşimleri diye düşünüyorum. Ben çok keyif alıyorum. Doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Ve bundan önümüzdeki yıllarda çok faydalanacağımızı düşünüyorum. Neden? Olay salt, nümerik, panik değil. Salt, yumuşak, sadece değerler değil. Çünkü bu sefer 19. yüzyılın ataleti içerisinde kalma durumunda olabilirsiniz. İkisini birden getirmek zorundasınız. Hem çalışma şekliniz, hem itibar yönetiminiz, hem paydaşlarınıza bir değerme, yetenek çekebilme ve bağış, bizim için en önemli konusu yaratabilme açısından. Uzattığımın farkındayım. Gençleri de şunu kısaca özetlemek isterim. Bence çok hani ders vermek istemiyorum. Ben olsam ilk şunu söylerdim. Önce kendiniz olun. Neyseniz. Yani biz kimiz ki onlara şöyle yapın, şöyle diye. Onlar farklı insanlar. Bence kendileri olması çok önemli. Olmazsa olmaz. Teknoloji savvy olacaksınız. Bugün artık teknolojiye hakim olacaksınız. Böyle guru olmanız gerekmiyor. Ama birisi elektronik ortam, sanal ortam, teknoloji kullanımı dediği zaman bunu bilmek durumundasınız. Bunun üstüne demin de söyledim, yumuşak tarafınızı güçlendirmeniz lazım eksiğiniz varsa. Etik öğrenin, felsefe öğrenin, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, kütüphanecilik, arkeoloji, neyse o, liberal arts, neyse.
onu getirin. Çünkü tek taraflı olma lüksünüz yok. Eğer adaptability, adaptasyon gücünüzün yüksek olması gerekiyorsa hem yumuşak hem sert tarafın iyi olması lazım. İnsan ilişkileri, makinenin öne girdi, geçtiği ortamda iyi bir kaliteli insan ilişkiniz, yüzeysel değil ve iyi bir network'ünüz olması gerekiyor. Ve ben şunu derim, deneme arzusu. Yani gençlerin yaşları nispeten daha düşük olduğu için deneyebilirler, hata yapabilirler. Bence hesaplanmış risk almak genç yaşınızda, hayatta daha ileride olmadığınız bir durumda bundan daha güzel ne olabilir? Uzatmak istemiyorum. Ben olsam, gençliğime dönüyor olsam, bizim zaman yabancı dilin önemi hayatiydi. Şu an komodite oldu. Bence artık, ben oğluma onu söylüyorum, onu söyleyeyim. Teknoloji tarafını güçlendir, o sosyal bilimci. Sosyal bilimde gayet iyi gidiyor. Sosyoloji, psikoloji okuyor vesaire. Ama teknolojiyi aman ihmal etme. Geniş bir bakış açısı sağla. Ondan sonra hayatta istediğin yolda git diyorum. Umuyorum size yeterince cevap verebilmişimdir. Öte yandan da çok uzun tutmamıştır ama benim çok derin düşüncelerimin olduğu bir konu olduğu için affınıza sığınarak uzattım. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tayfun Bey. Tayfun Bey, estağfurullah, çok güzel özetlediniz. Çok da güzel yorumlar geldi. Hem Davi Şapakalılar'dan geldi size yorumlar, hem de diğer izleyicilerimizden. Ben buradan hemen çok fazla vakit kaybetmeden İhsan Bey'e geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla soru var. Onlara vakit kalsın mümkün olduğunca diye arzu ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Tayfun Bey. Evet. Şimdi İhsan Beyciğim, size de oldukça fazla soru var. O yüzden hızlıca sorumu sorup birkaç tane de izleyicilerden gelen soruyu sizinle tartışmak istiyorum ama. Şimdi gerçekten çizdiğimiz ortamda şu var. Yeni yetkinlikler ön plana çıkıyor. Yetenekli iş gücünü tutmak, geliştirmek ve ileriye yönelik taşımak en önemli öncelikler haline geliyor organizasyonlarda ve liderlerin ajandasında. Ve sorularda da göreceksiniz ki genç arkadaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından biri de bu yaşlarda deneyim sağlayabilmek ve şirketlerin içerisine nüfuz edip liderlerin ekosistemine girip oradaki o paylaşımları anlayabilmek. Tıpkı sizin işte üniversitede mezun olur olmaz ya da 20 yaşında çok önemli bir projede çalışma şansınız gibi onlar da bu tarz şanslar alıyorlar. Bu minvalde de işte bu Bir Gün CEO programı çok değerli mekanizma olduğunu düşünüyoruz. Siz bu programdan ne bekliyorsunuz ve özellikle buradaki karşınıza çıkacak olan yeteneklere dair beklentileriniz ne? Kısaca bunu rica ederim sizden. Çok teşekkürler Serdar Bey tekrar. Bir belki bu manada enerji üretim girizgahını çok hızlıca yapmak lazım. Belki hatta müsaade ederseniz bir adım geriye atayım. Önce şeyi söyleyeyim. Yıkıcı aslında disruptive'in Türkçe karşılığını söylüyoruz. İlk başta da belki kulağa negatif de bir unsurmuş gibi geliyor ama aslında birçok fırsat barındıran, fırsatlar çıkartan, özellikle genç insanlar için daha fazla fırsat doğuran bir unsur. Onu unutmamak lazım. Her türlü yıkıcı gelişim insanlara, şirketlere, çalışma isteğinde olan insanlara fırsat olarak da geri dönüyor. Bugün çalışmaya namzet olan herkes için pandemi koşullarının öğretisiyle artık dünyadaki bütün iş fırsatları birer fırsat. İlla Türkiye'de bir şirketle kendilerini sınırlamak zorunda değiller. Yeter ki sizin videonuzda adreslemeye çalıştığınız başlıklar, Tayfun Bey'in bahsettikleri, benim biraz ifade etmeye çalıştığım unsurlarda zenginlik kazanma, o yolda koşma mücadelesi olsun. Enerji üretim değer zincirinin yukarı tarafında konumlanmış vaziyette. Elektriğin üretimini yapıyor ve toptan ticaretini yapıyor. 21 santralimiz var bizim. 5 ayrı farklı teknolojide de elektrik üretiyoruz. Aynı zamanda da toptan ticaretini yapıyoruz. Bu değer zincirinin kendi içerisinde bir defa çok büyük zenginlik var. Her gün birer endüstri mühendisliğinin operation research diye geçen dersindeki o optimizasyon sorularını adreslemeye çalışıyoruz. Her teknolojide
bir tık daha öne çıkmaya, bir tık daha kendimizi farklılaştırmaya çalışıyoruz. Dijitalleşme yolculuğunda kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki Enerse Üretim'i herkes şöyle tanımlayabilsin. Enerse Üretim bir IT şirketidir. Elektron üretir ve toptan ticaretini yapar. Bu manada dijitalleşmede güçlü olmak istiyoruz. Bütün bunların hepsinin ötesinde tabii diyoruz ki insan bu işin merkezinde. Sizin yayınlarınızdaki bütün makaleleri okuduğunuzda ben kendimce şöyle bir çıkarım yapıyorum. Dünyanın en güzel sistemini de kursanız, insan merkezde ve insan ve kültür eşleşmesi doğru değilse o sistem Drucker'ın sözünü hatırlatıyor. Kültür stratejiyi sabah kahvaltısında yiyor. O sistemi de çalıştırtmıyor. Ama insan ve kültür o işin merkezindeyse ve doğru yapılanmışsa, Tayfun Bey de girizgahında biraz söyledi, ondan sonra çarklar işlemeye başlıyor. Sistemin en güzelinde o insan ve o kültüre sahip olan ekip kuruyor ve yaşatıyor. Biz o manada çok güçlü bir yolculuk yaşadık. Özellikle dikey entegrasyon yapıdan ikiye bölünmüş şirket yapısına geçtikten sonra çok fokus olmuş bir şirketiz. Beş teknolojide de hakikaten finansal unsurlarımızla, finansal gücümüzle, teknik kabiliyetlerimizle, santrallerin işletilmesi, bakımı, veri analizi, verinin yönetimi, IT ve dijitalleşme unsurlarımızla, sosyal sorumluluk adına yürüttüğümüz ve sürdürülebilirlik adına yürüttüğümüz projelerimizle, insanımızla, kültürümüzle öne çıkıyoruz. O manada ciddi bir zenginlik sunabiliriz. Bunu sadece teknik unsurlarla, sadece IT unsurlarla, sadece dijitalleşme unsurlarıyla sınırlamıyorum. Enerji üretimin şu an var olduğu santraller alanlarında paydaşlarla yapılabilecek çok ciddi doktora çalışmaları var sosyoloji unsuruyla ilgili. Şu an biz Türkiye'nin en iyi operatörlerini, en iyi teknisyenlerini yetiştiriyoruz. İlla enerji üretimde kalmak zorunda da değiller. Bu sektörde ileride inşallah başka görevler alacakları düşüncesiyle o emeği, o yatırımı, o mücadeleyi yapıyoruz. Ve birçok lokasyondaki insan belki daha başka hayallere sahipken bizim santrallerin orada inşa edilmesine başlamasıyla meslek seçiminde bulundular. Buralarda çalışma ümidiyle, düşüncesiyle. Şimdi memnuniyetle söyleyebiliyorum ki bütün santral alanlarımızdaki paydaşlarımızdan gelip santrallerimizde alan, sorumluluk alan, içeride bizle çalışan şirketler var. Bizle beraber bu yolculukta koşan startuplar var. Çok yakın zamanda İSG adına bir startupla beraber bir çalışma yürüttük. Bütün kapılarımızı açtık. İstediğiniz şeyi çalışabilirsiniz. Biz de size şey sağlayalım, bilgi sağlayalım, güncelleme sağlayalım, veri verelim, challenge edelim sizi. İlerlemeniz adına katkı sağlayalım dedik. Çok mutluyuz şu an tohum aşamasında ve 4 milyon dolarlık bir fon biriktirdiler. Hiçbir beklentimiz de yoktu enerji üretiminden olarak. Hiçbir finansal beklentimiz yoktu, o manada söylüyorum. Ama bir startup'ın bu şekilde bir fon oluşturabilmesi bizim için büyük mutluluk. Bu manada şeyi de söylemem lazım. Enerji üretimin kapısından içeri giren herkesi biz enerji üretimli sayıyoruz. Ayşe Hanım da bizim için enerji üretimli çünkü bizim kapılarımızdan girdi ve beraber paydaşımız oldu. İçeriye giren herkes yüklenici, danışman vesaire ünvanlarıyla anılmıyor. Birer enerji üretimli olarak anılıyor. Bizim paydaşımız. Beraber büyüyeceğiz, beraber ileriye taşıyacağız. Bu manada da bu programın parçası olan herkes bizim için enerji üretimli olacak. İçeriye girdiği zaman hiyerarşisi olmayan, hiyerarşi duvarlarını kırmaya başlamış, epey de yol almış bir organizasyon görüyor olacak. Yalın bir organizasyon görüyor olacak. Ve gireceği projeler kendisine söz verildiğini görecek. Hatta şey fırsatı olduğunu görecek. O projenin, o fikir eğer beğeni toplarsa o projenin müdürü olma potansiyeli sahibi olduğunu görecek. Ve proje müdürü olarak beni de çalıştırabilecek insan olarak. Senden şunu istiyorum, bana şunu getir diyebiliyor olacak. Bu zenginliğin enerji üretimi bir yere taşıyacağını düşünüyoruz. Tayfun Bey'in bahsettiklerinden de esinlenerek şeyi de paylaşmak isterim. Biliyorsunuz bizim topraklarda eskiden böbürlenme padişahım hatırlatması yapılırmış. Tevazunun biraz kazanılması için. Avrupa coğrafyasında ve Latin dünyasında da bunun memento mori versiyonu vardır. Yani ölümü hatırla derler. Çok şükür artık bu teknolojiden dolayı böyle hatırlatmalara ihtiyaç yok. Ben Serdar Bey güleceksiniz şimdi. Kendi gençlik çağımda şey diye hava atardım. Excel'le o kadar iyiyim ki neredeyse çamaşır yıkatabiliyorum Excel'le falan diye hava atardım. Şu an bütün organizasyon Power BI'ye geçti bizde.
iPad'imden bütün santrallerin performansını, yönetimini, günlük takibini hemen hemen gün içerisinde bir arkadaşa bir bilgi sorma ihtiyacı hissetmiyorum. Her şey bana teknolojik ortamda sunuluyor ve görebiliyorum. Onlar memento mori. Onlar böbürlenme padişahım hatırlatması. Çok yeni bize katılan arkadaşlar bir derdimizi çok rahat adresleyebiliyorlar. Yine bir başlığa daha dikkat çekmek lazım. Şimdi pandemiyle beraber iş nedir? İş yeri nedir? Çalışma şekli nedir? Tekrar masaya yatırıldı. Bütün organizasyonlar tarafından. Biz de yatırdık. Bütün bu yolculukta sizin videoda da adresleniyordu. Ben, benim gibiler, belirli bir süreyi iş hayatında geçirmiş olan insanlar kendilerini sürekli bildiklerini unutmaya ve yeni şeyleri öğrenmeye açık tutmak zorunda. Kolay da bir mücadele değil. Çünkü ezberleriniz var, yerleşmiş şeyler var. Kırdığınızı düşündüğünüz ama bilincinizin arkasında çalışan hususlar var. Biz şimdi insan ve kültür ekibimizde şeyi çalışıyoruz. İstanbul organizasyonumuzda olup haftanın 7 günü evine kapanmak zorunda olanlar pandemi koşullarından dolayı niye pazartesiden cumaya çalışsınlar ki? İsterse perşembeyi kendilerine tatil günü ilan edebilsinler. Cumartesiyi seçsinler çalışma günü olarak. Ya da cumayı kendilerine tatil ilan edebilsinler. Pazar günü çalışabilsinler. Bunu benim insan olarak düşünme şansım çok daha zor. Çünkü bende alışmış klişeler var. İş şudur, iş saati şudur, iş şekli budur diye. Ama pandemi döneminde işe başlamış birisi için, hele hele büyük şehirlerde pandeminin daha süratle ilerlediği, dert yarattığı belki yerlerde çalışmaya başlamış insanlar için o alışılmış klişeler yok. Dolayısıyla bir şeyi düşünmek, bir fikri getirmek daha kolay. Organizasyonun buna açık olması lazım. Yeter ki açık olsun. O kapılar açık olsun. Ve konfor alanından o unutma mücadelesini çıkma adına kullanıyor olalım. Bununla beraber bir de son olarak şeyi hatırlatmak isterim. 4 tane değerimiz var bizim. Kuvvetle sarılıyoruz ve sürekli perçinlemeye çalışıyoruz. Bir tanesi biz bir ekibiz. Beraber kazanırız, beraber kaybederiz. Az önce söylediğim gibi de kapımızdan içeriye giren, santralimize, genel merkezimize, başka bir yerimize, bizle beraber ter akıtan, mücadele veren, bir şeyi dert eden kişi enerji üretimlidir. Maaşını bizden almış, yükleniciden almış, başka bir organizasyondan almış hiç önemli değil. Bizden biridir, bizim ekibimizdir. Ondan sonra da beraber kazanırız, beraber kaybederiz. Kaybettikçe de öğreniriz. Kaybettikçe de yol alırız. Kaybettikçe daha güçlü çıkarız. O krizler daha fazla da olabilir. Hep bizi güçlendirerek çıkıyor. Kasımızı güçlü tutuyor. O zaman biliyoruz ki 100 metrede koşabiliriz, maratonda koşabiliriz, o dağı da aşabiliriz, buraya da gidebiliriz. Teoride konuşmuyor oluruz. Kriz hazırlıkları diye yazdığımız raporları gerçekleşirken görmek daha güzel, daha bizi bir yere taşıyor. İkincisi, mükemmelliğin peşindeyiz diyoruz biz. Fakat bu mükemmelliğin peşindeyiz derken hata yapmayacağız demiyoruz. Arayışta olacağız hep diyoruz. Hep daha iyisini olacağız diyoruz. Bu seans bitince ben bir yandan şey diye düşünmeliyim. Serdar Bey'in sorularına sanki cevap verebildim istediğim gibi düşünmeliyim. Bir yandan da demeliyim ki keşke şöyle cevap verseydim. Abi de şu unsur vardı atladın mı diye masaya yatırmalıyım ki bir sonraki seansta belki daha iyisini, daha katma değer yaratacak versiyonu verebileyim. Bütün iş yapış şeklimize de bu kültür yansısın istiyoruz. Bu da öğrenmeye, denemeye, araştırmaya, aramaya açık tutuyor organizasyonu, dinamik tutuyor. Diğeri işimizi sahipleniriz konusu. Hep inisiyatif alırız, işimizi sahipleniriz, takip ederiz. O takip yolculuğunda da öğrenmeye devam ederiz, inovasyonu getiririz. Bir de şöyle mi yapsak demeye başlarız. Bir hususumuzda sözümüz değerlidir hususu. Onu da bu program kapsamında söylemek isterim. Şu ana kadar söylediğim ne varsa bir gün CEO programında bize katılacak kişiler, bizi görecek kişiler için de az önce söylediğim bütün sözlerin enerji üretimin bir sözü olduğunu ve o sözlerin arkasında olacağını söylerim. Enerji üretim düşünür, tartar, zor söz verir ama verdi mi onun arkasında yer yarılsa durur. O da bizim diğer değerimiz. Bu 4 değer üzerine bütün kültürümüzü inşa etmeye çalışıyoruz. Amacımız da yaşama değer katarak daha güzel bir gelecek için enerji üretmek. O yolculukta devam ediyor. Bir 25 yıla imza atmış enerji üretim. Önümüzdeki 25 yılda da dijitalleşmesiyle yenilenebilir yatırımlarını hayata geçirerek,
yeni teknolojilerin arayışını devam ettirerek hidrojenle, elektrik depolamayla, başka arayışlarla dijitalleşmede örnek şirket olarak ve belki de bu krizin yarattığı fırsatla Avrupa'nın en iyi şirketi olduğunu herkese göstererek yolculuğuna devam edecek diye düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllara da imza atacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla herkese kapımız açık bu öğrenme yolculuğunda. Harika, çok teşekkür ediyoruz İhsan Bey. Çok sağ olun. Gerçekten öğrenme yolculuğu tanımı da çok güzel bir tanım oldu. Çünkü artık liderlere de söylediğimiz sürekli bu hani gelişime yönelik zihniyet, growth mindset dediğimiz sürekli öğrenmeyi işin merkezine koymak noktasındaki bir içgörüydü. Onu sizin tarafta da yansımasını görmek bizim için keyifli. Ben şimdi Tayfun Bey'i de rica edeyim ekrana. Süremizi biraz aştık. O yüzden değerli izleyicilerimizden özür diliyorum. Sorulan sorulardan birkaç tanesini böyle çok birbirini içine geçirerek, birbirine entegre ederek size çok hızlıca soracağım. Ama bir şartla soracağım. Çok kısa, birer dakika cevap alacağım sizden. Anlaştık mı? Tamam. İşte bu da işin challenging tarafı oldu şimdi baktığımızda. Birincisi, önce biraz sitemvari soruları birleştirip size sorayım. O da şu, birçok şirket yetenekleri çekmek ve yetenekleri kazanmak istiyor ama mevcut işe alım mekanizmaları, mevcut işe alım sistemleri bu yeteneklerin bakış açılarından çok farklı, çok geleneksel, çok klasik kalıyor. Burada özellikle işe alım sistematiklerinde ve insan kaynakları başta olmak üzere yetenekle ilgilenen departmanlarda bir reorganizasyon olması ihtiyacını görüyor musunuz? Böyle bir şey sizin kurumlarınızda oluyor mu diye bir soru var. Özet yapmış olayım, buyurun. Soru bana mı efendim? Ortaya attım Tayfun Bey, siz alın ilk topu. Memnuniyetle, çok doğru, doğru söze ne denir? Bence geleneksel yaklaşımlar geometrik değişen ortamın bu dijital kuşağının yaklaşımlarını karşılamaktan uzak. Açıkçası amiyane anlatımla bence o kafayla yaklaşanlar da muhtemelen yeteneği zaten baştan kaybediyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle farklı yaklaşımlar, mekanizmalar gerekli. Biz de Darüşşafaka Cemiyeti olarak gerçekten bir fark yaratmak istiyoruz. Çünkü bize gelmek isteyen yetenek paket için gelmiyor. Değer yaratmak için geliyor. Biz o tür topluma değer yaratmak için geliyor. Sizin bu sunumlarınızda her yerde geçen artık gençlerin şirketlere, organizasyonlara girdiğinde salt paket, isim vesaire aramadığı, aslında kendilerini gerçekleştirme yolu olarak gördüğünden hareketle bizim doğal avantajımızı aslında ek sunumlarla zenginleştirerek yeteneği önce çekmek, sonra tutmak, geliştirmek ve mutlu ederek büyümesini sağlamaya, çalışmaya yönelik yaklaşımlarımız var. Biz de gelişiyoruz, biz de öğreniyoruz. İdeal olduğumuzu söylesem vallahi yalan. O yola girdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim kısa kesmek adına. Çok teşekkürler Tayfun Bey. İhsan Bey, size birkaç soru var. Onları yine birleştirip sormaya gayret ediyorum. Bir tanesi, ilk söylediğiniz 3 maddeyi tekrar edebilir mi İhsan Bey diye sormuş bir değerli dostumuz. Öğrenme, maruz kalma, konfor alanından çıkma diye ben hemen notlarımdan özetleyeyim. Size de aslında şu yönde birkaç soru var, birleştiriyorum. Genç yaşta önemli bir şirketin CEO'su oldunuz ve enerji sektöründe son 10 yılda devam ediyorsunuz. Enerji sektörünün sizin için önemi ne? Niye burada devam ediyorsunuz ve bu CEO yolculuğunda açtığınız temel bazı challenge'lar, meydan okumalar olmuştur. Bunları aşarken temel motivasyonunuz neydi diye. Neden enerji sektörü ve zorlukları aşarken en temel motivasyonunuz ne? Şeklinde özetleyeyim. Enerji sektörü hemen hemen her şeye değinen, dokunan bir sektör. Ben lise yolculuğumda
Devlet Planlama Teşkilatı vardı o zaman ve çok özenirdim. Tüm Türkiye'nin planlaması adına bir şeyler kurguluyorsunuz, yapıyorsunuz diye. Enerji sektörü de hemen hemen her gün Türkiye adına birçok okumayı yapabildiğiniz sektör. Bugün sanayi tüketiyor mu, ev tüketiyor mu, turizm canlandı mı, perakende sektörü nasıl gidiyor, hava sıcaklığı Türkiye'yi nasıl etkiliyor, hidrolojisi nereye çekecek, İstanbul'da yağış nereye götürüyor, İstanbul'da ani bir sıcak değişikliği elektrik fiyatlarını nereye götürüyor. Çok zengin bir spektrum gibi adeta, her renk var, her başlık var. O canlı ve dinamik tutuyor. Çok konvansiyonel ve tek düze bir iş değil. Sürekli canlı, her şeye değiyor. Aynı zamanda da zaruri tüketim elektrik. Zor da bir denklemi vardır elektriğin. Ayrışan bir ürün değildir. Elektrondur sonuçta. Ve elektronu bir havuza basarsınız. Tüketim noktasının ne olduğunu bilemezsiniz. Yani şu an Serdar Bey'in laptopuna gelen elektron enerji üretimin bir santralinden mi geldi? Atatürk Barajı'ndan mı geldi bilmezsiniz. Havuza gönderirsiniz o elektronu ve tüketilir. Ayrışabilen bir ürün değildir. O nedenle de perakende de şeyde zorlanırsınız. Ürününüzü nasıl ayrıştıracaksınız? Serdar Bey elektriği bizden alın, daha güzel aydınlanır salonunuz gibi bir cümle kuramazsınız. Aynı zamanda herhangi bir anda arz talebe eşit olmak zorundadır. Depolanabilen bir ürün değildir. Üretiyorsanız zaten tüketim noktası vardır. Bu üç denklem size bahane de olabilir. Bu üç unsur size fırsat da olabilir. Doğru yapıyı kurmak ve sürekli çevik olabilmek için. Bu organizasyon da çevik olmayı gerektirir. O nedenle enerji sektöründe şeyi söyleyebilirim. Bütün dünyadaki değişimlerde genelde öncü, hemen pozisyon almaya çalışan, şu an memnuniyetle sizle paylaşabilirim. Bizim IT organizasyonumuz tamamen çevik organizasyona geçti. İnsan ve kültür organizasyonumuz tamamen çevik organizasyona geçti. Satın alma tamamen çevik organizasyona geçti. Başka sektörlerde bunun için bir bekleyelim. Dur o sektörü gözlemleyelim. Şu iş derslere bir bakalım. Ondan sonra mı denesek dersiniz. Burada öncü olarak deneyebiliyorsunuz, arayabiliyorsunuz. Dolayısıyla en çok beni canlı tutan hususlardan bir tanesi odur diye söyleyebilirim. Şunu söylerim. CEO olmak ister miydim? Evet isterdim. CEO olmak için kendimi sınava maruz tutar mıydım? Tutardım. Her toplantıda, her kerede şunu ben nasıl yönetirdim acaba? Bunu nasıl yapardım? Ya bakın Tayfun Bey'in şu söylemine kadar doğru şu davranışı, Serdar Bey'in nasıl falan diye aklıma not ederdim. Doğruları, yanlışları, kendimce şeyleri. Ama şu an beni kaldıran yataktan, işe götüren, zevkle işe koşturtan şu duygu, santrallerimizde, kumanda odalarında arkadaşlar var. Onların bir gün Enerji Üretim'in CEO'su olacağını biliyorum. Enerji Üretim'in CEO'su olmasa, başka bir enerji sektöründeki oyuncunun CEO'su olma potansiyeline sahip olduğunu görüyorum. CEO olmasalar, bu sektöre ciddi katma değer yaratacak insanlar olduğunu biliyorum. Yurt dışında çalıştığım sürece şeye hayıflanırdım. Bu kadar zeki insan bizim topraklarda da var ama neden bu yurt dışı organizasyonu gibi organizasyonlar bizde yok diye. Enerji üretimde onu o duvarı çok sağlam bir şekilde ördüğümüzü görüyorum. En çok motive eden unsurlardan bir tanesi o. Bu toplumdaki insanların gelişmesi, katma değer yaratacak şekilde gelişmesi, Türkiye'den Google'ların çıkması, Türkiye'den Apple'ların çıkması, Türkiye'den benzer organizasyonların, Amazon'ların çıkması, bu potansiyele sahip olmamız ve bunu yapabileceğimize gerçekten inancım. Enerji üretiminde ya da başka organizasyonlarda yer alırken de tamamen bu hevesle, bu motivasyonla bakıyorum. İhsan Bey, Tayfun Bey çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Daha konuşacağımız çok fazla konu var. Tayfun Bey'in biraz evvelki esprisi gerçek olacak yoksa 8'e 9'a kadar sürdüreceğiz programı. Ama ben gerçekten bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve değerli fikirleriniz için çok teşekkür ediyorum. Size bazı spesifik sorular ve talepler de var. Onları da size uygun görürseniz ileteceğim. Siz de uygun görürseniz onlara gerekli geri dönüşleri yaparsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için Tayfun Bey, İhsan Bey. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, vakit kaybetmeden programımızda devam edelim. Şimdi genç arkadaşlarımızın fikirlerini, perspektiflerini anlatan çok kısa bir videomuz var. Onunla devam edelim. Biraz soluklanalım. Sonra ikinci tura başlıyoruz efendim. Değişim zorlu bir süreç.
Bazen kendimizi kozasını terk etmek istemeyen bir tırtıl gibi hissediyoruz. Fakat bu süreçte karşılaştığı değişimleri içselleştirenler günün sonunda güzel birer kelebek olmak ödüllendirilecekler. Dilerim ki hepimiz kendi kanatlarımızı keşfedebiliriz. İçimiz bu bir yıllık program sürecini pandemi öncesi ve beraber olmak üzere ikiye ayırıyorum. Aslında ben sonrası diye nitelendirmiyorum. Çünkü birçok kalıcı değişikliğe yol açtı aslında COVID-19 pandemisi. Ve bu her iki fazla da fark yaratacak yetileri en güncel şekilde bize kazandırdığı için bütün Bir Gün CEO ekibine ve de paydaşlarına ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir Gün CEO programına katıldığım günden bu yana birçok şey öğrenmiş olsam da program özellikle değişimin sürekli olduğunu ve tutkuyla amaç arasındaki ilişkinin yadsınamaz bir biçimde kuvvetli olduğunu anlamamı sağladı. İçinde bulunduğumuz gibi zorlu dönemlerde dahi fırsatları nasıl görebileceğimi, gelişim ve geleceğe hazırlık süreçlerimi bu koşullara nasıl adapte edebileceğimi, meraklı olarak, empati kurarak, her şeyi daha iyi ve farklı yaparak dünyadaki bu büyük değişimlere nasıl cevap verebileceğimi öğrendim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok verimli bir süreç olduğunu söyleyebilirim ben de. Hepimiz için böyle olduğunu düşünüyorum. Programdaki en büyük kazanımımız birlikte işbirliği yapmamız ve gücümüz de işbirliğimizden geliyor. Her hafta birlikte çalışıyoruz. Kesinlikle hani bireysel olarak aşama kaydetmek mümkün değil. Ön hazırlığımızı arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Projenin bir diğer bize büyük kazanımı da empati yeteneğimizi geliştirmek. Karşımızdaki şirketin problemini anlamak, ihtiyaçlarına cevap vermek için uzun uzun düşünüyoruz ve düşünürken de yeni bakış açıları kazanıyoruz. Proje yönetimi öğreniyoruz. Liderlerle görüşürken onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı buluyoruz. Hem çok öğrendiğimiz hem de takım oyunu yaptığımız bir süreç oluyor. Evet değerli izleyiciler, sevgili konuklar, gençler çok güzel özetledi aslında takım oyunundan tutun da birlikte çalışmanın o güzelliğine kadar birçok noktayı yaşıyorlar. Ve onlar için de aslında en önemli deneyim, herhalde Ayşe sen de biraz bu konuda bir iki cümle edersin diye düşünüyorum. Bu liderlerle ve onların ekipleriyle birebir çalışıp gerçekten kolları sıvayarak projelere girmek, yani bir pasif bir staj mantığında değil, gerçekten biraz evvel İhsan Bey'in de söylediği gibi oradan oralı biri gibi hareket etmek noktasında çok ciddi bir deneyim kazanıyorlar. Kesinlikle Serdar, sahici deneyim diyoruz. Sahici, anlamlı bir deneyim kazanmaları için bu bilinçli kurgu hem genç yeteneklere hem de katılımcı kurum liderlerine önemli sorumluluklar aslında yüklüyor. Hem de tabii tasarımı sürekli gözden geçiren ve sürekli bu anlamlı deneyimin gerçekleşmesi için uğraşan bizlere. Dolayısıyla tüm paydaşlar olarak aslında bunu destekliyoruz. Ve aynen panelistlerimizin, konuşmacılarımızın da paylaştığı şekilde deneyimler bizim düşündüğümüzün de ötesinde güzel sonuçlar koyuyor. Ve kesinlikle genç yeteneklerimizin de belirttiği gibi bu kazanımlarda çok net. Ve İhsan Bey'in de yine paylaştığı gibi biraz önce kurumlar tarafında da hangi kuruma sonuçta geçerlerse geçsinler ya da hangi startup'ı geliştirme sürecinde olurlarsa olsunlar kesinlikle çok büyük değerler yaratacak ilişkin bize de bir güven veriyor bu. Biraz önce güven krizini de konuştuğumuz için bu boyutunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, yavaş yavaş ikinci tura geçelim. Hatta yavaş yavaş değil, hızlı hızlı geçelim. Çünkü biraz zamanın ilerisindeyiz, daha doğrusu gerisindeyiz diye düşünüyorum. Şimdi ikinci turda da çok değerli üç konuğumuz bizlerle birlikte olacak sevgili dostlar, değerliciler. Öncelikle Pernod Ricard'tan sevgili Selçuk Tuna'yı davet edeceğiz. Ve Selçuk Bey'le şöyle hızlı bir round yapacağız, bir tur yapacağız. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı, bugün bizlerle birlikte oldu. Ardından da Takeda Türkiye Genel Müdürü sevgili Şeyda Atadan Memiş ve Lindegaz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü sevgili Mert Kumbaracı'yı davet edeceğiz. Ama önce Selçuk Bey'le şöyle keyifli bir sohbet yapalım. Selçuk Bey, bu dönemin en büyük tuzağı mikrofonun kapalı olmasıdır diye size baştan uyarı yapacaktım ama siz zaten hemen açtınız. Evet. Siz öncelikle yine çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmadınız, bizlerle birlikte oldunuz. Siz finans ve yönetim alanında 40 yıla yakın bir tecrübeye sahipsiniz. 15 yıldır da Pernod'dasınız. Son 5 yıldır da Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye, MENAT
diye tabir ediliyor. Bu bölgede görev yapıyorsunuz. 2 yıldır da Bir Gün CEO programının katılımcısısınız. Bu program etrafında oluşan deneyimleriniz ve içinde bulunduğunuz ortamı düşündüğünüzde sizi bugüne getiren ve sizi geleceğe taşıyacak deneyimler ve tercihler ve tecrübeler olarak neleri adreslemek istersiniz? Çok çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Herkese merhabalar. İlk bölümü büyük ilgiyle dinledim. Görüşler çok çok başarılıydı. Çok teşekkür ediyorum. Evet, benim asıl mesleğim muhasebe ve finans. Rakamlarıyla uğraşmayı çok seviyorum okul çağlarımdan beri. Hatta tutkum diyebilirim. Bu sebeple kariyerimin ilk 15 yılında bankacılık dahil finans alanında çalıştım ve bu konuda ilerledim. Son 20 yıldır da mevcut şirketimde genel müdür olarak çalışıyorum. Bahsettiğiniz gibi ilk 15 yılında Türkiye'den sorumluydum. Son 5 yılında da Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 12 ülkeden sorumlu olarak görev yapıyorum. Şimdi mesleğiniz finans ise genelde cevap verdiğiniz sorular şunlar oluyor. İşimizde neredeyiz ve nereden? Bunlara cevap verdiğiniz sürece aslında işinizi yapmış oluyorsunuz. Ama ben bunun biraz daha ilerisine gitmeyi arzu ettim her zaman için ve iki soru daha sordum. Yani neredeyiz ve nereden geliyoruz ek olarak? Neden buradayız? Ve buradan nereye gitmeliyiz? Bunlar önemli sorular diye düşünüyorum iş hayatında. Bunları sürekli kendimize sormamız gerekiyor. Bu soruların cevabını bulmak için de kendi yaptığınızın işin dışında, yani benim için düşünürsek finansın dışında şirketin diğer fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler edinmeniz ve o konularda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben aslında iş hayatını bir puzzle olarak görüyorum. Bu puzzle'ın bir parçası kendi işiniz, kendi fonksiyonunuz. Nerede uzmanlaştıysanız bu konu. Fakat diğer puzzle'ın parçalarını da bulmadan büyük resmi görmeniz mümkün değil. Benim durumumda zaten uzman olduğum konu ve elimdeki puzzle'ın parçası finansal performanstı. Yani özetle sürdürülebilir ciro ve kar büyümesi, pozitif nakit akım yaratmak, klasik finansal performans göstergeleri konusunda ilerleme kaydetmekti. Ama ben dediğim gibi bu puzzle'ı tamamlamak istedim. Ve daha da ileriye gitmek, genel müdürlük yolunda ilerlemek için diğer parçaları bulmaya çalıştım. Ve şöyle bu parçaları belirledim. Birincisi bir amaç olması gerekiyor. Purpose. Benim belirlediğim amaç kendime ve şirketime ve arkadaşlarımla belirledik tabii ki bunu. Benimsediğimiz amaç şirketimizin her zaman dünden daha iyi olması, çalışanlarımızın dünden daha iyi olması, fark yaratmak ve topluma, ortaklarımıza da fayda yaratmak şeklinde belirledik amacımızı. İkinci puzzle parçası bana göre yine bir P, people diyebiliriz buna, organizasyon ve insan kaynakları. Burada amacımız bizim öğrenen bir organizasyon yaratmak, hızlı olmak, şeffaf, güven yaratan ilişkiler kurmak, sürekli ilerlemeye değer veren, çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimseyen ve geleceğin liderliğini yetiştiren bir organizasyon yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda kendimize koyduğumuz bazı hedefler var. Özellikle kadın çalışan sayısı konusunda yurt dışına giden yönetici sayımızın arttırmak konusunda oldukça iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse. Puzzle'ın üçüncü parçası bence bizim şirketimiz özelimizde markalarımız ve pazarlama. Yine portfolyo olarak özetleyebileceğim bir konu. Burada tüketici ihtiyaçlarını anlamak, tutarlı ve uzun vadeli marka yatırımı yapmak, inovasyon, deneyim tasarlamak, tüketici deneyimini tasarlamak yine bizim önem verdiğimiz konular. Burada çok başarılı bir organizasyonuz. Çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Pernod Ricard'ı belki bilmeyenler var. Dünyadaki ikinci büyük alkollü içki şirketiyiz biz. Markalarımız da daha çok bilindiğimiz için genelde şirketimizin ismi biraz bu anlamda geri planda kalıyor. İthal ağır alkollü içkilerde de Türkiye'de pazar lideriyiz. Bu bize aynı zamanda hem Türkiye'de hem dünyada bir takım birincilikler de getirdi. Bazı markalarımız için dünyadaki en büyük pazar haline geldik. Bunlar bizim gurur duyduğumuz bazı başarılar oldu.
Dördüncü P, presence diyebileceğimiz satış kanalları, dağıtım. Yine burada bulunurluk, ürünlerimizin bulunur olması, görünür olması. Dağıtım yaparken dijital araçları kullanmamız, tekniği kullanmamız, data kullanımı çok önemli konular haline geldi günümüzde. Artık klasik satış yapılmıyor. Datanın kullanıldığı, teknolojinin kullanıldığı bir kanal yapısından bahsediyoruz. Beşinci P bana göre bu puzzle'ı oluşturan partners diyebileceğimiz iş ortaklarımız. Burada müşteriler var, distribütörler var. Ve yine iş ortaklarımızla karşılıklı fayda ve değer yaratmaya yönelik şeffaflık ve güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz ve bunları da sürdürmeyi hedefliyoruz tabii ki. Altıncı puzzle parçası bana göre planet diyebileceğimiz dünyamız, sosyal sorumluluk. Burada öne çıkan unsurlar sürdürülebilirlik, bizim şirketimiz özelinde sorumlu alkol tüketimi, çevreye saygı. Burada Geleceğin Bar Dünyası isminde çok öncü bir projeye imza attı şirketimiz. Gerek globalde gerek Türkiye'de. Dünyada ilk olan bir proje barları dönüştürmeyi hedefliyor. Ve barları çevreye daha duyarlı, daha saygılı mekanlar haline, işletmeler haline getirmeye davet ediyoruz. Ve onları bu konuda eğitiyoruz. Ve son olarak da bence puzzle'ın yine en önemli parçalarından bir tanesi vizyon ve stratejik planlama. Burada bir vizyon sahibi olmak, bu vizyonu da yansıtmak, bu anlamda trendleri takip etmek, piyasa şartlarına çok hakim olmak, yeni çalışma modellerinin adaptasyonu, geleceğe hazır olmak ve şirketi transforme etmek, sektörü transforme etmek bizim amaçlarımız arasında yer alıyor. Dolayısıyla ben kendi alanım dışındaki bu büyük resmi görmek ve genel müdürlük yolunda ilerlemek için bu puzzle'ı tamamlamayı kendimce görev edindim ve bu konuda kendimi oldukça geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki hepsinde uzman olmanız mümkün değil. Yeteri kadar bilgi sahibi olmanız ve ondan sonra işi tabii ki doğru yeteneklere teslim edip onları motive etmek çok önemli diye düşünüyorum. Ben dolayısıyla kariyerimdeki gelişimi tamamen sürekli öğrenme ve yeni şeyler öğrenmeye borçluyum diyebilirim. Tabii ki öğrenmek yeterli değil, çok şey öğrenebilirsiniz ama önemli olan öğrendiklerinizi fark yaratmak için hayat bunu da ekip olarak yaptığımızı düşünüyorum. Neticede biz çalışanların en büyük sermayemiz bilgi ve bu bilgiyi fark ve fayda yaratmak için ve yenilik yaratmak için kullanmak. Aslında çok şanslı bir dönemdeyiz. Daha önceki ilk seansta da konusu gitti. Bilginin bu kadar bol ve ucuz olduğu başka hiçbir dönem olmamıştı insanlık tarihinde zannediyorum. Bu bakımdan herhalde çok şanslıyız. Bu şansımızı da iyi değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben yarattığımız faydanın şirket olarak her bir çalışanımızın yarattığı faydaların toplamı olarak görüyorum. Ve bu faydanın özünde de, kaynağında da aslında bilgi var. Dolayısıyla öğrenen bir organizasyon olmak, yeni bilgiyi alan ve bunu farka ve faydaya dönüştüren bir organizasyon olmaya gayret ediyoruz. Evet. Selçuk Bey, bu bilgi komponenti çok önemli. Çünkü her şey yatay kesel hale geldi, bilgi ve veri. Ve her yerde de bunun çok etkili uygulamalarını görüyoruz teknolojiyle birlikte. Ben de hasbelkader sizin endüstrinize yönelik bir sunuma dahil olduğumda yapay zekanın bar teknolojileri diye tahmin edebileceğim bir açılımı olduğu ve artık yapay zekalı barmenler üretilmeye başlandığını söyleyebilirim. Duyduğumda şaşırmıştım. Gerçekten bilginin ve teknolojinin kesmediği nokta yok. Ayşe, ne dersin? Kesinlikle. Tabii bütün bunların yanı sıra başarısında herhalde Selçuk Bey'in bir de tevazu var bizim hep kulladığımız bütün bunlarla birlikte bu modeli gerçekten içselleştirip hayata geçirmek ve vazgeçmeden devam etmek bir boyutu. Ben de buna ekleyeyim. Buradan hemen Selçuk Bey çünkü bizi kırmadı gerçekten rahatsızlığına rağmen bizlerle birlikte onun için hemen Selçuk Bey size ikinci sorumuzu izninizle yöneltelim. Tabii ki. Uygunsa sizin için. Tabii ki. Aslında pek dönüştüğü bir ortamdayız. Çok enteresan zamanlardan geçiyoruz konuştuğumuz gibi.
Bununla birlikte bazı değişmeyen şeyler de var. Hep stratejik analitik bakış açısı diyoruz. Etik değerlerle iş yapma, duygusal zeka ile işbirliği ortamı geliştirme, tutku ile severek üretken olacağımız alanları yaratma, olumlu tavır tutum ile çözüme yönelik ek sorumluluklar alma, aynen sizin aslında ifade ettiğiniz gibi. Bütün bu aslında temel yetkinlikler ve sağlıklı bir zihniyeti bir gözüküyor programı boyunca sürekli aslında sürdürülebilir başarı için formül gibi tekrar tekrar vurguluyoruz, hatırlatıyoruz. Siz de aslında bulunduğunuz bu çok büyük aslında sorumluluklar içerisinde de baktığınızda kurumunuzu geleceğe hazırlarken de aslında hangi deneyimleri kazandırmayı önceliklendiriyorsunuz? Nasıl bir zihniyet yine bütün bu paylaştıklarınızın üstüne fark yaratabilir? Ve siz buradan hareketle genç yeteneklere tavsiyelerinizi de önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Tabii ki memnuniyetle Ayşe Hanım. Ben özellikle iş hayatında başarı konusunda çok okudum. Oldukça kafa yordum. İş hayatında başarılı olan insanlar ile olmayanlar arasındaki fark nedir? Bu farkı ne yaratıyor? Neden bazı insanlar çok uzun yıllar ileriye giderek başarılı oluyor ama bazıları da daha erken pes ediyorlar ve iş hayatını daha çabuk bırakıyorlar? Buna gerçekten çok kafa yordum ve çok da okuduğum bir takım hani hap makaleler oldu. İşte başarılı insanların 10 özelliği, başarılı insanların 15 özelliği, 20 özelliği, neyse 5 özelliği falan gibi ama sonuçta bütün bunlardan çıkarttığım kendi adıma bir özet var. Ve ben kendi formülümü oluşturdum bu okuduklarımdan ve öğrendiklerimden ve gözlemlediklerimden aslında iş hayatında. O da çok önemli diye düşünüyorum. Başkalarından öğrenmek, başkalarını gözlemlemek. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine birinci sırada bence amaç geliyor. Yani purpose geliyor. Burada da kendime edindiğim bir felsefe var. O da şu. Eğer zengin bir hayat yaşamak istiyorsanız önce başkalarının hayatını zenginleştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadan yani başkalarına bir şeyler katmadan sizin başarılı olmanız kesinlikle mümkün değil. Buradaki amaç parasal zenginlik değil. Bu zenginliği daha geniş kapsamda düşünmek gerekiyor. İnsanların hayatına dokunmak, pozitif bir katkı yaratmak çok değerli diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim bakış açım her zaman için bu oldu. Beni yataktan kaldıran, her gün heyecanlandıran bir tutkuya dönüştü bu amaç. İnsanların hayatına dokunmak ve onlara bir olumlu fark yaratmak. Hayatlarını zenginleştirmek. Bu gerek çalışma arkadaşlarım oldu, gerek müşterilerimiz oldu, gerek distribütörlerimiz oldu ama mutlaka önce başkalarına dokunmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hayatımın anlamı bu oldu benim açımdan, özellikle iş hayatımda. İkincisi insanlarla iyi iletişim kurmak. Yine gerek iş hayatımda, gerekse de özel hayatta bu. Bundan aslında özel hayata da uygulayabiliriz diye düşünüyorum bu formülü. İnsanlarla karşılıklı güven ve şeffaflığa dayanan sürdürülebilir iletişim içinde olmak çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Burada empati yeteneğinin ve etik değerlere bağlı olmanın da çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ben iş hayatımda hep iletişim içinde olmayı gayret ediyorum. Bu amaçla sahada çok zaman geçiriyorum. Tüketicilerle çok zaman geçiriyorum, müşterilerle, distribütörlerimizle, barmenlerle ve hepsinden de yeni şeyler öğreniyorum. Ve kapım hep açık olmuştur şirkette. Bana herkes istediği zaman ulaşabilmiştir, fikrini söyleyebilmiştir ve mutlaka dinlemiştir. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok öğretiyor insana ve ilişkilerinizi çok iyi bir yere getiriyor. Üçüncü bence önemli özellik sebatkar olmak, persistence diyebileceğim. Bunun içine birçok kavram girecektir tabii ki. Dayanıklılık olacaktır, direnç, esnek olmak, yeniliklere adapte olmak, mukavemet ve duygusal istikrar gibi konuları bu başlık altında kapsayabiliriz diye düşünüyorum. Günümüzün iş hayatı çok hızlı gelişiyor. Bizim içinde yaşadığımız ekonomi ve toplum, Türkiye'den bahsedersek çok fazla kısa vadeli iniş çıkışlara
maalesef tabi oluyor. Dolayısıyla bu ortamda hayatta kalabilmek ve başarılı olabilmek için bu özelliğin persistence konusu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dördüncü konu pozitif bakış açısı. Gelecekle ilgili ümitli ve sürekli pozitif olmak. Ve bu ümidi de aslında olmak çok kıymetli. Gerek çalışanlarımıza, gerek iş ortaklarımıza bu ümidi yaymak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ümidin bittiği yerde hayatın bir anlamı kalmayacaktır. Hayatla ilgili beklentiniz kalmayacak. Bu sebeple bu konunun yine çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve sonunda beşinci konuda sürekli ilerleme. Yine dokunduğum bir konuydu ama burada da tekrar vurgulamak gerekirse sürekli öğrenme, ileriye gitme. Ve bunun için gönüllü ve görünür olmak ve mobil olmayı çok önemsiyorum. Ve yine arkadaşlarıma bunu çok tavsiye ediyorum. Onları bu yönde teşvik ediyorum. Mutlaka yeni işlere, yeni görevlere, yeni pozisyonlara talip olsunlar, gönüllü olsunlar. Ve yaptıkları işlerle görünür olsunlar. Ve bir de tabii ki uluslararası şirketlerde çalıştığınızda mobil olmak çok önemli. Şayet mobil değilseniz, yani hareket etme yeteneğiniz yoksa ya da isteğiniz yoksa, o zaman ilerleme şansınız olmuyor. Ben kendi adıma şanslıydım. Türkiye'de kalarak bir bölge yönetimini üstlenme şansına sahip oldum. Ancak bu istisnai bir durum. Eğer daha ileri gitmek istiyorsanız özellikle uluslararası şirketlerde mobilite çok önemli. Benim kendimce öğrenme yöntemlerim çok fazla okumak. Elimde her zaman en az 3 tane kitabım oluyor. Her gün farklı farklı zamanlarda, farklı farklı yerlerde okuyorum. Okuyamadığım zaman mutlaka dinliyorum. Kitap özetleri dinliyorum. Özellikle başarılı insanların biyografileri benim çok ilgimi çekiyor. Ve reverse mentoring'e çok önem veriyorum. Özellikle dijital konuda şirketimdeki genç yeteneklerden bu konuda büyük destek alıyorum. İnanılmaz bana faydası oluyor. Çok başarılılar, çok bilgi sahibiler ve bunu da aktarmayı çok istiyorlar. Evet, çağımızın bence en değerli parası, currency'si diyebiliriz, yeni fikirler. Benim genç yeteneklere en büyük tavsiyem şu olacak, en önemli tavsiyem. Mutlaka şirketlerine yeni fikirler önersinler. Bu yeni ürünler olabilir, yeni iş yapma şekilleri olabilir ya da yeni iş birlikleri olabilir. Mutlaka şirketlerin bu yeni fikirlere çok çok fazla ihtiyacı var. Zaten mevcut bir iş devam ediyor. Ama işi geliştirmek için yeni fikirlere ihtiyacımız var. Evet, yani bu birçok yöneticiyi gözlemledim. Ve şayet başarısız oldularsa veya başarıları kısa süreli olduysa bunun sebebi mutlaka bu saydığım 5 tane özellikten bir ya da birkaçında yetersiz olmaları olduğunu gördüm. Özetlemek gerekirse ben kalıcı bir başarı için mutlaka bir amacınızın olması gerektiğini, sebatkar olmanız gerektiğini, pozitif bir bakış açısına sahip olmak gerektiğini, insanlarla iyi ilişkiler kurmak ve sürdürmek gerektiğini ve sürekli kendinizi yenileyip yeni bilgiler edinmek gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede de bugüne kadar başarılı olduğuma inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Selçuk Bey. Gerçekten kırmadığınız bir bugün bizlerle birlikte oldunuz. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizi daha fazla yormayalım. Uğurlayalım. Saygılar. Teşekkürler tekrardan. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, değerli izleyiciler. Şimdi hız kesmeden devam ediyoruz. Şeyda Hanım ve Mert Bey ile bundan sonraki bölümde birlikte olacağız ve yine panel turlarımızı kendileriyle gerçekleştireceğiz. Ben önce Şeyda Hanım'la hemen devam etmek istiyorum. Şeyda Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Biz iyiyiz, gayet iyiyiz. Sağ olun, siz de iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkürler. Gönüllüslerdeki yüz yüze olalım ama bu şekilde nasip oldu artık, evet. Kısmet. Evet. Evet, daha bir süre böyleyiz gibi gözüküyor Şeyda Hanım. Bakalım. Biz de hani çok artık bu dünyaya da bir taraftan da şöyle bir güzelliği var. Dünyanın her yerinden istediğimiz kişileri uygun oldukları çerçevede bir araya getirebiliyoruz. Bu da bu işin keyifli tarafı.
Şeydemciğim, siz uzun yıllardır ilaç sektöründesiniz. 2 yılı aşkın bir süredir de Takeda'da yer alıyorsunuz. Türkiye Genel Müdürü görevini yapıyorsunuz. Tüm bu girişim sürecinize, tecrübenize baktığınızda sizi bugünlere hangi deneyimler, hangi tercihler taşıdı ve kendi girişim sürecinizi nasıl yönettiniz? Çok çok teşekkürler. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Bu şekilde sizlerle bir arada olmak, bu sohbetin parçası olabilmek benim için çok keyifli. Şimdi birazcık kariyerimden bahsederek başlayayım. Yavaşça sorularla da açarız. Bana sorarsanız kariyerimin en ilginç noktası, bir CV hazırlamadan, bir iş görüşmesi dahi yapmadan 20 yılda 4 farklı kuruluşta çalışmış olmam. Yani proaktif olarak yönetmeden kariyeri. Şimdi burası biraz değişik gelebilir, nasıl oldu dediğinizi duyuyor gibiyim. Burada şöyle, belki dinleyicilerimizin de dikkatini çekmiş olabilir. İlaç sektöründe birleşmeler, satın almalar çok fazla olur. Özellikle geçtiğimiz 10 yıla bakarsak giderek artan bir sıklıkta olduğunu görürüz bunun. Ve benim de kariyerim sürecinde başından çokça geçti bu birleşme, satın almalar. Bir kere ikiye bölünme, spin-off ikiye ayrılma. Üzerine de 2 ardışık kere satın alma tecrübesi yaşadım. İş hayatına Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri firmasında başladım. Bundan tam 19 yıl önce. Burada hepinizin çok iyi bildiğini düşündüğüm Eczacıbaşı Holding'li Amerikan menşeli global oyuncu olan Baxter'in 50-50 bir ortaklığıyla faaliyette olan bir firmaydı. Sonra bu ortaklardan Baxter daha inovatif olan ilaçlarını Baxalt adı altında ayrı bir kuruluş haline getirme kararı aldı. Ve böylece benim kariyerimin ikinci sayfası açıldı. Burada liderlik ekibinin bir parçası olarak görev yaptım. Şirketin kuruluşu, kültürü, stratejileri, legal olarak kağıt üstünde de bir araya gelmesi tamamında bir yıl süreyle çok yoğun bir çaba sarf ettik. Ve bir yılın sonunda da bu birleşme tamamlanınca bunu çalışanlarımızla çok iyi bir şekilde kutlayalım dedik. Bir iç lansman tasarladık. Hiç unutmuyorum, günlerden bir cuma günüydü. Çok güzel geçti. Müthiş bir motivasyonla o lansmanı tamamlayıp evlerimize döndük. Sonra onu takip eden pazartesi günü Baxalta'nın yine nadir hastalıklar alanında çalışan Avrupa menşeli global oyuncu olan Shire İlaç firmasının satıldığını öğrendik. Bu sefer de aynı hızlı Shire dönüşümü başladı. O macera da 3 yıl kadar sürdü. Ve son olarak da Japonya merkezli global bir oyuncu olan Takeda'nın Shire'ı satın alması sonucu olarak Takeda yolculuğum başladı. O son dönemeç. Ve bu son döneme işte bana uğurlu geldi ve Takeda Genel Müdürlüğü görevini getirdi. Ben de belki şey paylaşabilirim, gözlem bence de çok önemli. Çok önemine inanıyorum. Ben de bu dönemde etrafımdaki arkadaşlarımı, çalışanları, farklı düzeydeki liderlerin yolculuklarını nasıl yönettiklerine çok şahit oldum. Burada bunlar tabii birleşmeler, satın almalar önemli değişiklikler ve bazen yıpratıcı da olabiliyor. Ama burada her bir değişimden başarıyla çıkan çalışma arkadaşlarımı veya liderleri gözlemlediğimde birkaç unsurun ön plana çıktığını gördüm. Bunlardan bir tanesi bence değişimi fırsat olarak değerlendirme ve değişime heyecanla yaklaşma tutumu. Yani zihinsel olarak değişimi heyecanla karşılama. Tabii heyecan yetmiyor. İkinci belki gözlemim de şu, açık bir zihinle değişimi anlamaya çalışma. Yani bu nasıl bir firma, nereye gitmek istiyor, nasıl bir kültürün içindeyim, benden beklentiler neler, nerede en faydalı olabilirim, bakış açısı. Üçüncüsü de yine önceki konuşmacılarımız da çok doğru bir şekilde altını çizdiler ve bence bu gerçekten çok önemli, yılmazlık. Yani mukavemet diye de duyduk diğer konuşmacılarımızdan. Yılmazlığı yüksek olan arkadaşlarımın hep bu süreçlerden güçlenerek çıktıklarına ve değişimi fırsata çevirdiklerine şahit oldum. Yine burada benim yolculuğuma bakarsak, burada kendi adıma da her virajı güçlenerek dönebilen şanslı kişilerden biri olduğumu söyleyebilirim. Tabii bu hani nasıl devam edecek kariyer yolculuğu hiçbir şey bilinmez ama burada cebime koyduklarım benim yanıma kâr olanlar ve hani şey, daha en çok neleri cebine koydum burada bu değişimlerden geçerken derseniz de ben her süreçte İçinde bulunduğum firmadan ve kültürden çok farklı şeyler öğrendim. Yani Amerikalı global oyunculardan hızı, Avrupalı oyunculardan titizlikle bir alana odaklanmayı ve o alanın en iyisi haline gelmeyi,
Japon menşeli olan Takeda firmamdan insan odaklılığı, paydaş odaklılığı, hasta odaklılığı kültürel olarak dibine kadar gerçekten yaşadım. Ve bunların hepsini cebime koyabildim. Bu anlamda çok şanslı hissediyorum kendimi. Bir de tabii ikinci olarak sürekli bir dönüşümün içinden geçmek adaptasyon gücümü çok arttırdı. Yani ilk yaşadığımız büyük makro değişim belki daha çok etkiliyorken diğerlerinin giderek daha düşen bir tandansla etkilediğini söyleyebilirim. Bu değişimler bir süre sonra alışkanlık yaratıyor. Hatta böyle hafif keyif de vermeye başlayabiliyor. Onu söyleyebilirim. Üçüncü olarak da bunu belki iyi yaptığını söyleyebilirim. Burada karşılanmamış ihtiyaçları birleştirmek çok önemli bence. Çünkü bir bireylerin içinden geçtiği gelişim yolculuğu var. Bir de kuruluşların içinden geçtiği değişim yolculukları var. Ben her bir değişim döneminde kendi gelişim yolculuğum ile kuruluşumun içinden geçtiği değişim yolculuğunda karşılanmamış ihtiyaçları ortak bir noktada buluşturmayı bence çok iyi yaptım. Bu yüzden de kazan kazan yaklaşımıyla giderek gelişerek, giderek büyüyerek bugün bulunduğum konuma gelebildim diye düşünüyorum. Mute'tasınız Serdar Bey. Evet, özellikle bu süreçte sizin bu satın alma birleşmelerdeki değişimlere şahit olmanız da çok değerli katkılar vermiş gibi gözüküyor. Bakalım bundan sonra sizin yer aldığınız şirketler mutlaka bir satın alma birleşmeye gidiyor gibi gözüküyor. Takeda'nın geleceği açısından da takip edelim bakalım önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bununla ilgili bir olacak mı, bir gelişme olacak mı? Ama bahsettiğiniz gibi ilaç sektörü zaten bu konuda çok hareketli. Her yıl böyle birkaç tane önemli birleşme olmasa olmuyor. Oldukça hareketli bir endüstri baktığınızda. Ben müsaadenizle bir kez daha sizle devam edeyim. Mert Bey'i de birazdan yayına davet edeceğiz. Bu noktada şimdi içinden geçtiğimiz ortamda çok nasıl diyelim rahat bir ortam değil. Belirsizliğin ana dinamik olduğu bir ortam. Ve böyle bir ortamda doğru değerleri, doğru yeteneklerle birlikte bir araya getirmeye çalışıyoruz. Zaten bir gün CEO programının da en önemli unsurlarından bir tanesi bu. Biraz evvel konuşmanın en başında da bahsettiğimiz gibi bir güven konusu var, bir güven mevzu var. Özellikle kişilerin kurumlara, kişilerin liderlere, liderlerin organizasyonlara karşı güvenlerinde de son dönemde rakamlar çok iç açıcı bir tablo göstermiyor. Siz özellikle bu güven kavramına nasıl bakarsınız ve bir CEO programının bu güveni tazeleme noktasında nasıl faydalı olacağını düşünüyorsunuz size ve Takeda'ya? Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi belirsizlik hep olacak. Yani 2020 yılı bize bunu zaten en iyi şekilde öğretti. Ve belirsizlik ve değişimdeki en önemli unsurun güven tesis etmek olduğunu düşünüyorum çalışanlarla birlikte. Bu konu bizim Takeda olarak da çok fazlaca kafa yorduğumuz konuların en başında geliyor diyebilirim. Bir değişimi iyi yönetebilmek için güven şart. Çünkü hep birlikte bir yönden bir yöne gidiyorsunuz. Ve orada kimsenin arkada kalmayacak şekilde o değişimi gerçekleştirmek bence esas başarı. Ve bu anlamda bakıldığında değişimi iyi yöneten firmalarda üç tane konunun ben öne çıktığını görüyorum. Bunlardan birincisi öncelikle firmadaki vizyon ve anlamın çok güçlü bir şekilde kendini göstermesi. Yani sadece duvarlarda, mottolarda, web sitelerinde değil, gerçekten arka planda vizyon ve bu işin anlamı zor zamanlarda kendini gösteriyor mu, göstermiyor mu? Bence bu çok belirleyici bir unsur oluyor. Ve ben bu anlamı ve vizyonu şöyle görüyorum. Hakikaten yönümüzü bulamadığımız, zor bir durumda olduğumuzu hissettiğimiz zamanlarda kafamızı kaldırıp baktığımız kutup yıldızımız bunlar bizim için. Bu kadar önemli. Ve Takeda için bahsetmek gerekirse de ilaç sektöründe çalıştığımızı söylemiştik. Ve ürünlerimizi hastalara olabilecek en kısa sürede ulaştırarak onların daha sağlıklı, daha parlak bir geleceklerinin olmasına hizmet etmek bizim arayışımız, anlamımız, vizyonumuz, hedefimiz. Çünkü bu bir de çok daha kritik bir hale geliyor ilaç sektöründeki belki diğer firmalara göre. Çünkü bizim Takeda olarak odaklandığımız alanlar onkoloji, hematoloji, immünoloji, gastroenteroloji, genetik hastalıklar gibi çok nadir, hastaların çok
yaşam mücadelesi verdiği zor alanlar. Bu anlamda inovatif ilaçlarımız var ve bu hastalar için yaşamsal öneme sahipler. Şimdi bu anlamda COVID dönemi bizim için bir test oldu açıkçası. Çünkü önümüze çok fazla sayıda engel çıktı COVID'e bağlı olarak. Biz de bu engelleri aşmak için 2020 yılı içinde acayip yüksek oranda bir gayret gösterdik ve çok fazla kriz yönetmek zorunda kaldık. Örnek vermek gerekirse çok hızlı yine bu vizyon doğrultusunda karar almak zorunda kaldık. Değişiklikler yaşamak zorunda kaldık. Örnek vermek gerekirse stok seviyemizi bir anda karar alarak bir ay kadar daha arttırmaya karar verdik. COVID'i iyi yönetebilmek, hastaları ilaçsız bırakmamak için. Bu bizim nakit akışımızda oldukça önemli değişiklikler gerektiren bir karardı. Ama globalimizin de desteğiyle bu kararı çok hızlı bir şekilde alabildik. Sonra 3. parti lojistik depomuzda COVID sebebi çok büyük sıkıntılar yaşandı bir dönem. Ve hizmetin aksamaması için onlarla maddi manevi bir arada bu sorunu omuzlanarak yeni bir proje geliştirdik ve bir destek ekip kurulması ve bir bel planı yaratılması konusunda onlarla işbirliği yaptık ki bu anlamdan ve amaçtan sapmayalım. Sonra tabii paydaşlar çok önemli. Hastalar hastaneye ulaşamadı. Çok makro sorunlar çıktı gerçekten bu dönemde. Yine hastaneye ulaşamayan hastalar için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde hasta hizmetleri programları geliştirdik. Ama bütün bunları geliştirirken de tabii ki bizim karar almamız çok önemli ama global firmada global yöneticilerinizin de nasıl baktığı çok önemli bu konuya. Ve vizyon ve anlam orada oturmamış olursa bu hareketlerin hiçbirini yapamazsınız aslında. Dolayısıyla da ikinci konu devreye giriyor. Yani bütün bunları yaparken içinde bulunduğumuz kurumun değerleri ve öncelikleri de bu anlamla örtüşüyor mu? Burada da değerler kısmını açmak istiyorum ikinci önemli başlık olarak. Ben değerleri bir pusula gibi görüyorum. Hani nasıl anlam ve vizyonu kutup yıldızı dedik. Değerlerde gün içinde karar almamız gerektiğinde A tarafına mı gideyim, B tarafına mı, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım dediğimizde her bir bireyin yönünü bulmasını sağlayan bir pusula niteliği taşıyor bence. Çok önemli. Ve bu anlamda şanslıyız ki Takeda 240 yıl önce kurulmuş bir kuruluş ve kuruluşundan bugüne de hiç değişmemiş olan değerleri var. Dürüstlük, adalet, azim ve bütünlük. Bu değerler hiç sarsılmadan gelmiş. Ve bunları da duvarlarda kalmasın, günlük hayatta da içselleştirilebilsin diye bir karar alma mekanizmasıyla desteklemiş yöneticiler. Bu da şu, herhangi bir zorlukta kaldığınızda, ikilemde kaldığınızda şu mekanizmayla karar verelim diyor. Bütün Takeda çalışanları global olarak uygulanıyor. Bu alacağım karar hasta için iyi mi? Toplumla olan güvenimi pekiştiriyor mu? İtibarımı güçlendiriyor mu? Ve işimi geliştirmem için önemli mi? Eğer sırasıyla bütün bu dört konu başlığına evet diyerek cevap vererek ilerliyorsanız bu karar sizin için doğru karardır. Alın ve ilerleyin deniyor. Bu şekilde değerlerin gerçekten sözde kalmadığını ve içselleştirildiğini görüyoruz. Tabii bunlar tamamen bir altyapı yani kutup yıldızı pusula olsun ama bireyleri donatmazsanız, bireyleri değişime geleceğe hazırlamazsanız o bireyler o pusulayla yönünü bulacak veya kutup yıldızına bakacak. İşte orada da beceriler ve değişimi yönetme kabiliyeti devreye giriyor çalışanlarımızın. Bu çok önemli değişimi başarıyla yönetmekte. Burada da Takeda olarak dinamik ve genç ekiplerin yer aldığı bir şirketiz. Yaş ortalamamız 39, hala genç. Bütün tartışmalara rağmen ben bunu ısrarla savunuyorum. Çok genç bir organizasyonuz. Ve şirket kültürümüzün beklentileriyle uygun olan, yetkinliklere sahip olan bireyleri de bünyemize katmak için çok azimli bir şekilde büyüme çabamız var. Burada ilk odamız hastalarımız demiştik ama ikinci odamız da insan yani paydaşlarımız ve çalışanlarımız bizim odak noktalarımızın başında geliyor. Ve burada bunu da hayata geçirebilmek için onları çokça dinliyoruz. Bu COVID döneminde daha da fazla dinledik. Burada da iki küçük örnek vermem gerekirse mesela dinleyip de ne şekilde aksiyonlar alıyoruz diye. Takeda'da çalışanlarımızın sesini dinleyerek tamamen onların sesiyle hayata geçirdiğimiz bir uygulamamız var. Cumaları ofis çalışanlarımız için saat 2'de, sağ çalışanlarımız için saat 3'te hafta sonunu başlatıyoruz. Ve bu mevsimlerden ve dönemsellikten bağımsız olarak rutin yaptığımız bir uygulama yaklaşık 4 senedir. Onun dışında da COVID dönemini özel aldığımız bir takım önlemler var.
Burada COVID döneminde evlere başarıyla geçebildik. Birçok şirket geçti. Bence evden çalışmayı güzel yönettik biz Türkiye iş dünyası olarak. Böyle düşünüyorum. Ama tabii ne oldu? Bu sefer artan mesailerle birlikte bizim fiziksel ve mental sağlığımızı koruma ihtiyacı diye yepyeni bir ihtiyaç ortaya çıktı. Hani trafikten kurtulduk derken kendimizi anormal bir temponun içinde bulduk. Bu dönemde de biz kendimize iyi bakmak istedik. Bizler de birer çalışanız. Hep birlikte daha iyisini nasıl buluruz dedik. Ve hem mental hem fiziksel sağlığımız için çok fazlasıyla eğitim hayata geçirdik. Mart 2019, Mart 2020 dönemini geriye dönüp taradığımızda kişi başı yaklaşık 39 saatlik bir eğitimden geçmişiz. Zihnimizi güzel şeylerle meşgul tutarak sağlıklı kalmaya çalıştık. Bu eğitimler teknik eğitimler değil. Şöyle örnek vermek gerekir. Fiziksel olarak nasıl daha iyi hissederiz? Nasıl daha dayanıklı oluruz? Nasıl daha anda kalabiliriz? Fiziksel sağlığımız çok önemli diyoruz. Nasıl omurga sağlığımızı daha iyi koruyabiliriz? Nasıl daha sağlıklı besleniriz? Neleri yemeliyiz, neleri içmeliyiz gibi konular. Bir de çalışanlarımızı gelecek dönemin becerilerini hazırlayacak bazı şeylere çok fazla ağırlık verdik. Bunlarda dijitalleşme, altyapı kurmalar, sanal ortamda daha etkili iletişim, sanal ortamda dijital interaksiyon, yine paydaşlarımızla olan eğitimi dijitalleştirmek üzerine çok müthiş bir çaba sarf ettik. Ve bu takım donelerle de çalışanların 360 derece donatmak istedik. Neye ihtiyacı varsa elinin altında, yakınında olabileceği bir kaynakla çalışanları güçlendirmek istedik. Ama tabii burada da şu devreye giriyor son konu. Çalışanın gelişimini bir çalışanın kendisine emanet edebiliriz. Ne kadar doneyle donatırsak donatalım, çalışanın kendi gelişiminle ilgili sorumluluğu kendisinin alması gerektiğini düşünen bir firmayız. Bu anlamda onları da desteklemek için yeni bir lansman yaptık, bir yeni yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun adını gelişim odaklı zihniyet olarak koyduk. Ve bütün çalışanlarımızla bu konudaki bilgi birikimimizi ve farkındalığımızı arttırma yolculuğuna çıktık. Bu gelişim yolculuğumuzda çalışanlarımızın zihnindeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Çalışanın kendisini daha iyi tanımasına ve sürekli öğrenmeyi iyi yönelmesini teşvik ediyor. Böylelikle çalışanlarımız istiyoruz ki hayat amaçlarını daha iyi bulsun. Onları ne motive ediyor? Güçlü yönleri neler? Bunları daha iyi keşfederek ve bunlara daha iyi tutunarak kendi gelişimleriyle ilgili sorumlulukları alsınlar ve yöneticiler de onlara destek olsunlar diye hedefliyoruz. Bütün bunların sonucunda iki tane önemli aldığımız sonuç var. Bunlardan bir tanesi en iyi işveren sertifikası. Türkiye'de 5. yıl üst üste, global olarak da Takeda'nın 4 yıldır üst üste aldığı bir önemli başarı olarak bunu COVID döneminde de almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve kadın dostu şirketler arasında da ilk yüze girmiş bulunuyoruz bu sene itibariyle. Evet, harika. Yani hem süreç hem de sonuç var gördüğüm kadarıyla bu yolculukta. Özellikle son vurguladığınız gelişimin kişiye emanet edilmesi bizim de çok önem verdiğimiz bir konu. Bu çok stratejik bir nokta ve gerçekten de ne diyelim, sadece şirkete veya sadece gelişim departmanlarına bırakacak bir konu değil. Herkesin bunun güçlü bir biçimde ele alması gerekiyor diye biz de düşünüyoruz. Bu yönde inanıyoruz. Çok teşekkürler. Birazdan birkaç soru var. Onları yöneltmek üzere sizi tekrardan alacağız ama şimdi Mert Bey ile devam edelim. Evet, hoş geldiniz Mert Bey. Merhaba, hoş bulduk Serdar Bey. Merhabalar Ayşe Hanım. Geldiniz Mert Bey. Evet, Ayşe ne dersin? Mert Bey ile hangi başlıklarda nasıl bir sohbet yapalım? Aynen, Mert Bey yine aslında ikinci dönem katılıyor olacak. Çok güzel deneyimleri oldu kendilerinin. Dolayısıyla aslında Mert Bey bizlerle isterseniz bir hem öncelikli olarak Bilginde Gaz Türkiye'nin Bir Gün CEO programındaki aslında bütün bu deneyimlerinizin etrafında ortaya çıkan bir bayağı bir birikim var. Dolayısıyla da daha güvenle bakmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçtiğimizi tüm aslında katılımcı kurum liderlerimizle şu anda değerlendiriyoruz. Sizlerle de zaten geçtiğimiz dönemde de bunun etrafında pek çok hem çalışmaya dahil oldunuz hem pek çok paylaşımımız oldu.
Dolayısıyla buralardan aslında hareketle yine sizin de bir bu kadar belirsizliğin devam edeceği bir ortamda, bir dönemde hangi deneyimleri önceliklendiriyorsunuz? Hangi aslında nasıl bir zihniyet sizce önemli? Sizi de bugüne getiren aslında sizi başarılı kılan deneyimlerinizi de hatırlayarak bizlerle paylaşabilirseniz buradan hareketli. Hem tavsiyelerinizi de tabii buradan hareketli yine paylaşabilirsiniz. Hem de sizin tercihlerinizdeki en öne çıkan boyutları da bizim programın etrafındaki çalışmaları da dikkate alarak gösteriyoruz. Evet, çok teşekkürler Ayşe Hanım. Öncelikle tabii ki bu programın içinde olmak, bir parçası olmak Linda Gaz olarak çok gurur duyduğumuz, çok mutlu olduğumuz bir program. İnşallah yıllar boyu devam ederiz. Çok teşekkür ederim bu organizasyon içinde. Aslında ben de çok benzer şeyler söyleyeceğim. Yani kurum liderleri gibi. Neler ön plana çıktı? Öncelikle adaptasyon. Çünkü o kadar hızlı değişen bir dünya içindeyiz ki belki biz liderleri bugüne kadar getiren şeyler ileriye taşımayacak. Dolayısıyla sık adaptasyon yaşamamız gerekiyor. Yani çok hızlı değişen ve dönüşen dünyaya adapte olabilmek, buradan gerekli öğretileri çıkartabilmek ve çevik olmak çok önemli. İkinci olarak yenilikçi olmak aslında. Yani benim şöyle bir kendimce bir mottom var. Hani ben bugün dünden daha iyi olmalıyım, yarın daha da farklı olmalıyım. Neyi farklı yapabiliriz? Yani o hep o alışılagelmiş bilindik şeylerin dışına çıkmak. Hani bir işi farklı yapabilmek. Saçma fikir yoktur, tamamen yenilikçi fikir vardır. Her fikrimi masaya yatırıp aslında ortak akılla birlikte bütün seçeneklerin içinden en doğrusunu seçebilmek çok önemli. Tabii baktığımız zaman çok zorluklar diyoruz, şirketler işte liderlerin işi çok daha zor, çok daha karmaşık. İşte VUCA dünyasında bilinmeyeni yönetmek çok önemli. Ben bunu dört ana başlık altında topluyorum. Bir tanesi kültür çok önemli. Şirket kültürü ve işte hani yeni olmak, şeffaf olmak, açık iletişimde olmak. Hani evet bir misyon ve vizyon belirliyorsunuz ama bunu bütün organizasyonu açıkça net olarak ifade edebilmek çok önemli. Ve aynı şekilde o kültürün içinde de işte şirket değerleri, bizim Linde'nin de çok önemli değerleri var, 5 tane değeri var. İşte emniyet çok önemli çünkü biz biliyorsunuz çok tehlikeli bir sektörde yer alıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki öncelikle çalışanlarımızın ve toplumun emniyeti, sağlığı çok önemli. İkincisi işte uyum diyoruz, uyum kurallarına uymak veya toplum felsefemiz var. Çünkü toplum için çok önemli işler yapıyoruz. Çünkü hani misyonumuzu da düşünürsek dünyamızı daha üretken hale getirmek, özellikle bu pandemi döneminde Lindegas olarak önemimiz kat be kat ortaya çıktı. Medikal oksijen biliyorsunuz hastalarımıza bir nefes olduk, sağlıklı olmalarını sağladık. Çok ulvi bir görev olduğunu düşünüyoruz. Ve her kademede, organizasyon her kademesinde bunu onları yüreklendirmek, güçlendirmek, cesaretlendirmek ve her bir şeyde de bir hesap verebilirlik değerimiz var. Kültür aslında böyle bir şey. Tabii ki çok farklı boyutları var. İkinci ana başlık strateji tabii ki. Çünkü mevcut stratejimiz nasıl? Hatırlarsanız işte şirketler hep ne yapardı? 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapardı. Şimdi o süre çok kısaldı. Artık 5 yıllık planları konuşmuyoruz mesela. Yıllık planlar yapıyoruz, yıllık stratejiler belirliyoruz. Bazen çeyrek bazında bunu yapıyoruz. 3 ay sonra bambaşka bir stratejimiz olabiliyor. O makas da çok daraldığı için stratejimizi o hani hem adapte olarak hem pazarlarına hem global dünyamızın koşullarına stratejimizi de sürekli gözden geçirmek durumunda kalıyoruz. Yenilemek zorunda kalıyoruz. Üçüncü ve önemli şey zaten bu programın da önemli mesajlarından biri yetenekler. Bizim nasıl bir yetenek setimiz var? İleriye bu yetenek setimiz bizi taşıyacak mı? Dolayısıyla bundan 5 yıl sonrası için nasıl işte farklı deneyimler, farklı liderlik becerileri olan yetenekleri şirketimize çekebiliriz? Ve
yeni nesil lider dediğimiz o geçiş sürecini nasıl yöneteceğiz aslında baktığımız zaman? Yani yeteneklere de böyle bakıyoruz. Dolayısıyla yetenek setinin belirlenmesi, sürekli gözden geçirilmesi ve geleceğe de bizim genç nesilleri hazırlamamız şeklinde. Son olarak da kaçınılmaz olan teknoloji tabii ki. Teknoloji biliyorsunuz çok hızlı değişiyor, çok üstel olarak değişiyor. Burada hem ekipman, makine parkı anlamında teknolojik yatırımlar yapmak, işte ne bileyim insansız işte dolum teknolojileri olsun, yenilenebilir enerji olsun, işte hidrojen konuşuldu gibi yeni teknolojilere yelken açmak ve aynı zamanda da yapay zekayı iş süreçlerimizde kullanabilmek çok önemli. Dolayısıyla çok hani çevik olmak ve hızlı adapte olabilmek çok önemli. Aslında bu hani sadece benim değil, bütün şirketimizin bakış açısı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve o hani hep konuştuğumuz şirketimizin bir bağışıklık sistemi var. İşte biz bunu yıllardır böyle yapıyorduk ya da bu sefer böyle yapsak ne olur? Hani farklı düşünmeye itmek her zaman. Bütün çalışanlarımız da aynı zamanda tek takım Türkiye mottosuyla hep şunu düşünüyorlar. Biz bunu nasıl daha farklı yapabiliriz? Evet, belki 20 sene bunu böyle yaptık ama yarın bunu farklı yapabilmeniz gerekiyor. Çünkü ancak o zaman siz kendinizi pazarda lider yapabiliyorsunuz, daha farklı yapabiliyorsunuz. Biraz da o hani ezber bozan davranışlar, yaklaşımlarla teknolojiyi de böyle kucaklayarak yapay zekanın da yardımıyla daha nasıl anlatayım, daha üretken bir dünya oluşturmak için çabalıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Aslında çok boyutu var ama kabaca ve hızlıca aklıma gelenleri paylaşmak istedim. Çok teşekkürler. Evet, bir de Ayşe galiba 8 Weeks Challenge'da Mert Bey'lerin bir deneyimi oldu değil mi? Evet. Geçtiğimiz program. Sana bakıyorum direkt ama haklısın aynen Mert Bey'e diğer sorum da var. Aynen aslında bu 8 Weeks Challenge etrafında da aslında güzel bir şeyimiz oldu, deneyimimiz oldu. Yani oradan da baktığımızda aslında değerlendirmelerinizi de paylaşabilirseniz Bilgin CEO programında 3 geçmekle aslında bu çalışmaları ilerlettiniz ve ikisi de finalistiniz oldu. Dolayısıyla Ömer ve Ege ile güzel deneyimler aslında yaşandı hem sizin hem de liderlik ekibinizin. Dolayısıyla bunları da değerlendirdiğinizde hem sonuçta önümüzdeki dönem içinde liderlik ekibiniz açısından, yetenekler açısından da neler öne çıkıyor sizin için ve yine böyle bir dünyada neden önemli, belki ona da kısaca değinebilirseniz. Tabii ki, tabii ki. Çok güzel bir süreçti. Şimdi Linde'nin misyonu dünyamızı daha üretken hale getirmek. Yani o kadar geniş bir kavram ki her alanda üretken olabilirsiniz. Öncelikle bu üç finalistimize bu soruyu sorduk. Dünyamızı nasıl daha üretken hale getirebiliriz? Çok açık uçlu bir soru. Tabii ilk başta hani çok açık uçlu olduğu için çok zorlandılar. Biz biraz orada yol gösterdik. Bakın işte üretimde nasıl olabiliriz? İşte satış pazarlamada nasıl olabiliriz? Veya dağıtımda nasıl olabiliriz gibi. Biraz daha onu kırdık. Ve dediğiniz gibi 8 haftalık bir sürece başladık. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Bizler de aslında kafamızdaki bazı sorulara, çünkü hep hani yarın daha iyi olmamız lazım ve daha üretken olmamız lazım. Orada Ömer, Ege ve Beyza bize inanılmaz bir hani dışarıdan bir bakış getirdiler. Ondan sonra çok güzel bir sunum hazırladılar. Ara ara seanslarımız oldu. Çok çok güzel bir deneyimdi bizim için. Bizim için de çok öğretici oldu. Ve ben en çok şundan mutlu oldum. Hep iletişim dedim ya. O üç yeteneğimizin kendi arasındaki iletişimi, inanın o hani sunumu yaparken birbirleriyle paslaşmaları ve ciddi ciddi kafa yormaları bunun için çok önemliydi. Çok güzel bir deneyimdi. Onun sonucunda dediğiniz gibi Ayşe Hanım, Ömer ve Ege ile onları ikisini finalist olarak belirledik. Beyza yurt dışı olduğu için aslında gönül isterdi üç finalistimiz olsun. Ondan sonrasında onları Gebze tesisimizde, Gebze Organize Sanayi'de ağırladık bir gün.
Şu çok etkili oldu. Tabii ki hani pandemi koşullarına, sosyal mesafe, hijyen onlara bağlı kalarak yaptık. Şimdi dijital bir ortam ile sahada görmeniz bambaşka bir şey. O üretimi görmeniz, insanlara dokunmanız, o kültürü koklamanız, şirketin kültürünü görmeniz. Bu yönde çok güzel geri bildirimler aldık Ömer ve Gelen. Dediler ki biz hani bu şekilde evet tahmin ediyorduk ama gerçekten görmek gerekiyormuş. İşte sabahtan çok güzel bir saha turuyla başladık. Bütün üretim tesisimizi, dağıtım alanlarımızı gezdik. Şirketin girişinden itibaren, güvenlikten itibaren o şirket kültürünü, kültürümüzü yaşatmaya çalıştık. Çok güzel geri bildirimler aldık. Ve bir gün tamamen doğal yaptık bu arada. Yani herhangi bir kurgulanmış bir plan değildi. Tamamen benim normal bir günümdü. Ve toplantılara katıldık. İşte iç iletişim toplantımız vardı, bir strateji toplantımız vardı, bir yönetim toplantımız vardı gibi gibi. Orada da onları da bir Linde çalışanı gibi düşünerek, onları süreçlerimize dahil ederek, çünkü hep biz ne diyoruz, yenilikçi fikir, dışarıdan bakış açısı bunlar çok önemli. Onları da söz vererek keyifli bir deneyim yaşadık. Çok güzel de geri bildirimler aldık Ömer'le ilgiden. Ve onlar da tabii aslında bir liderlik stili olabilir. Şirketimiz kültüründe bu çok önemli çünkü açık iletişim dedik. Aslında belki de hani bir anda böyle sonucu vermeyen ama daha koçluk vari, mentorluk tarzında toplantıları yönetmek, sorularla cevap aramak, en iyi bulmaya çalışmak, her ikisinden de aldığımız geri bildirim buydu. Çok güzel bir deneyimdi. İnanın akşam nasıl oldu bilmedik. Yani akşam 5.30-6 hala biz devam ediyoruz toplantıya. Tabii ki çok yorucu olmuştur eminim genç arkadaşlarımız için. Çünkü sabah 9'da başladık. Ama inanın akşam nasıl oldu bilemedik ve çok keyifli geçti. O gün de artık şey yaptık, tamam dedik hani bugün bu kadar yeter. Sonrasında da devam etti. Yani birebirlerimiz, karşılıklı geri bildirim seanslarımız. Yani hem Linde için çok güzel bir deneyim oldu. Hem liderlik ekibimizle tanışma şansı buldular. Toplantılarımıza katıldılar. Bir de bizim şey vardı. Yılda bir yaptığımız yönetimin gözden geçirme toplantısı. İşte bu 50 tane yönetici, direktör yani tamamen yönetim kademesine ona katılma şansı buldu arkadaşlarımız. Ama dediğim gibi bu tamamen hiçbir mizansen değildi. Sadece doğal bir gün, doğal akış belki tarihe denk geldi. Çok güzel karşılıklı bir işbirliği ve sinerjide harika bir gün yaşadık. Yani ben hala tadı damağımda diyorum ki keşke bir daha olsa, geçmişe geri gidebilsek ve o günü bir daha yaşasak. Ne güzel. Evet, çok çok güzel bir deneyim olmuş Mert Bey. Siz de eminim ki çok fazla şey tespit etmişsinizdir ve onlardan da hem geri bildirim olarak hem gözlem olarak görüp öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu tarz deneyimler her iki taraf için de çok önemli. Ben şimdi Şeyda Hanım'ı da yayına alayım eğer müsaitse ve birkaç tane soru var. O soruları şöyle bir sizinle üzerinden geçelim istiyorum. Bunlardan bir tanesi aslında ikinize de yöneltiyoruz bu soruyu. İzleyicimiz şunu sormuş, evden çalışma konusu. Evden çalışma konusu hayatımıza girdi ama bunun ne kadar kalıcı olacağını düşünüyorsunuz? İşler biraz daha normalleşince sizce çalışanlar evden çalışmak istemeye devam edecekler mi gibi. Ne dersiniz Şeyda Hanım? Burada sizin gözleminiz nedir? Bizim şu an favori konumuz. Biz de aynı cevapları arıyoruz emin olun. Yalnız değilsiniz bu soruları sormakta. Çok biz bu işin tanımını şöyle koyduk. Her şey normale dönmesi, yani yeni normale dönüşümüz, pandeminin artık normal böyle grip gibi bir hastalık haline dönmesi anı olacak. Yani tanımımızı yaptık. Tanımda çok netiz. Ama o tanıma ne zaman ulaşacağız onu bilmiyoruz. Yani aylar sürebilir. Tamamen aşılanma takvimiyle ilgili ve aşıların efektifliğiyle ilgili daha uzun dönemli çalışmaların ortaya çıkmasıyla ilgili bir süreç. Ama biz şu an evlerdeyiz çalışanlar olarak. Biraz daha izleyip görmek istiyoruz. Sağ ekibimiz de dahil. Evden çalışıyoruz şu an. Kademeli bir şekilde, çok dikkatli bir şekilde, belki shiftler halinde peyderpey döneceğiz. Ta ki yeni normale geçene kadar. Ve yeni normalimiz de, onun da ismini koymuş durumdayız kavramların. Hiçbir zaman eski normaldeki gibi %100 ofiste her gün gidilen bir normal olmayacak. Onu da biliyoruz bugün itibariyle.
Bunun şimdi detaylarını oluşturma sürecindeyiz. Evet, gerçekten de çözmesi zor denklem. Mert Bey, siz ne dersiniz? Evet, Serdar Bey, biz de ilk aslında mobilize olan şirketlerdeniz. 11 Mart'ta uzaktan çalışmaya yapılabilir olan çalışanlarımız diyelim, hemen evlerden çalışmaya başladık. Sonrasında da bu oldu. Yani neredeyse organizasyonumuzun yarısı şu anda uzaktan çalışıyor. Ona da özellikle uzaktan çalışma dedik. Çünkü bu ev olabilir, işte yazlık olabilir, başka yerler olabilir. Tamamen uzaktan çalışma dedik. Neden yarısı? Çünkü bizler biliyorsunuz bir üretim şirketiyiz aynı zamanda. İşte hava yerleştirme ünitelerimiz var, tüp dolum tesislerimiz var, tehlikeli bir iş yapıyoruz. Her ne kadar hani robotik, yapay zeka bunları kullanmaya çalışıyor olsak da sahada olması gereken personel var, vardiyalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Uzaktan çalışmaya elverişli olan personelimiz için dedik ki hiçbir sınırlama yapmadık. İşte diğer şirketlerden diyoruz işte 3 gün ofis, 2 gün ev veya hibrit model. Biz dedik ki bunu siz belirleyin. Bizim böyle bir beklentimiz yok. Yani yıllar boyu uzaktan çalışabilirsiniz ama ofise gelmek isterseniz de çalışabilirsiniz. Yani tamamen çalışanlarımızı bıraktık aslında bu süreci diyebilirim. Şeydan dediği gibi şey çok önemli hale döndü. Çünkü biz hani mobil olunca tabii ilk gördüğümüz şey insanlar bir kere uzaktan çalışmaya uygun koşulları, ortamları yoktu, evleri yoktu. Veya ne bileyim hani işte mutfaktan değil mi işte 2+1 evde oturuyorlar, 1+1 hani çocuklar bir yandan işte EBA dönemi, aynı zamanda işte internet çekmiyor. Hep aynı şeyleri yaşamışızdır muhtemelen. Biz burada da şey yaptık, bu artan iş yükü ya da psikolojik mental olarak zorlukları duyduk ve dedik ki bir esenlik webinarları başlattık. Aslında hemen hemen her hafta bütün çalışanlarımıza bir araya geldik. Esenlik işte nasıl yapıyorsunuz? Artı işte anketler yapmaya başladık. Bu arada biz de aynı zamanda en iyi işveren sertifikası ödülünü aldık. Sağ olsun bunlar çalışanlarımızın takdiri. Ve artık çalışanlarımızın tabii şimdi yeni normal dediğimizde işin tabii birçok hukuki boyutu var, işte emniyet boyutu var biliyorsunuz hani uzaktan çalışmanın. Zaten yeni bir yönetmelik de yayınlandı, onu da takip ediyoruz. Ama özetle biz bunu çalışanlarımıza bıraktık. Çünkü karşılıklı güven çok önemli. Hem liderlik ekibimizin tüm çalışanlarımıza, çalışanlarımızın bizlere olan güveni çok önemli. Dedi ki buna siz karar verin. Ne zaman ofise gitmeniz gerekiyorsa, ne zaman bunu hissediyorsanız o zaman gidin. Şu anda tamamen dediğim gibi organizasyonun yarısı uzaktan çalışma modelinde diyebilirim. Harika. Evet. Bir diğer soru da liderlik konusuyla ilgili. Onu da yine ikinize ortak yönlendirmek istiyorum. Liderlikte bir konuyu çok iyi bilmek mi, yoksa birçok konuyla ilgili bilgi sahibi olmak mı daha avantajlı sizce diye bir soru var. Ne dersiniz? Ben de başlayayım, tamam. Evet. Şimdi şöyle aslında çok güzel bir soru. Burada tabii biraz o hani yöntemi bilmek, o hep diyoruz ya birlikte oluşturmak, birlikte yaratmak. Aslında birlikte düşünmek. Yani çünkü her zaman tek bir sonuç olmayacaktır, farklı sonuçlar olacaktır. Bunu biraz birlikte düşünmek, oluşturmak. Çünkü dediğim gibi hani yepyeni bir şey çıkıyor. Bilinmeyen bir şey çıkıyor ve o zamana kadar ki bütün doğrularınızı çöpe atıyorsunuz. Başka şekilde davranmanız lazım. Sorunuz buydu değil mi Serdar Bey? Yani şey, farklı şekillerde yönetip, nasıl anlatayım, liderlik olarak onları duymak bir kere, dinlemek. Bütün çalışanlarımızı dinlemek çok önemli. Ve bütün çıkan fikirleri bir potaya, bir sepete koyup oradan en uygun olanı, belki hibrit modeller olabilir, ortaya çıkarmak aslında. Bizim yönetim anlayışımız bu şekilde. Şeyda Hanım, siz ne dersiniz? Ben de şöyle tamamlayabilirim. Bence bir süreçte çok iyi ekspertiz olmak yerine yaklaşımlardaki prosesleri iyi oturtmak lazım, proses adımlarını. Örneğin liderlik, çok kısıtlı bilgiyle her gün onlarca karar vermek. Bana sorarsanız genel müdür olarak yapacağım tanım. Ve burada karar vermede benim
olmazsa olmaz bakacağım şeyler nedir? Bunun adını koyabilmek önemli. Çünkü her zaman kısıtlı bir bilgi var ve aslında verdiğiniz hiçbir karar %100 doğru diye bir kanıtlı %100 garantisi yok. Dolayısıyla siz o elinizdeki bilgileri nasıl okuyup nasıl proses ediyorsunuz? Bence bunun adını koymanız çok önemli. Verdiğiniz kararlarda çalışanların dahil edilmesi çok kritik. Ve bunun doğru iletişiminin yapılması çok kritik. Onun dışında konu ekspertizi giderek buna olan gereksiniminiz azalıyor. Rol daha üst seviyelere çıktığınızda bir orkestrasyon rolüne dönüşüyor. Ve konuyu çok iyi bilen kişileri iyi okuyup, iyi anlayıp onların size konuyu doğru bir şekilde getirmesini sağlamanız gerekiyor. Ve o kararın prosesini doğru kurup iletişimi iyi yapmanız gerekiyor. Ben böyle koyarım bunun adını. Ama tabii çok güzel bir soru bence de. Teşekkür ederim soran kişiye. Bilmiyorum yeterli olduğum duruma göre açabiliriz yani, biraz daha. Çok teşekkürler. Şeyda Hanım, Mert Bey çok teşekkür ederiz. Zamanımızın da sonuna geldik. Hatta biraz daha açtık. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz bu değerli fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaştınız. Çok teşekkürler zamanınız için. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz de çok keyif aldık. Serdar Bey, Ayşe Hanım. Bir mukavele, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, sevgili konuklar, yavaş yavaş etkinliğimizin sonuna geliyoruz. Evet Ayşe, ne diyorsun? İki oturum, değerli liderleri dinledik, birçok farklı konuya değindiler ama senin günden aklında kalan şöyle kısa bir özet ne olur? Aslında gerçekten güzel deneyimler ortaya çıkıyor. Tabii tartışılacak, konuşulacak çok şey var. Sanki aynı şeyleri konuşuyormuşuz gibi gözüküyor ama gerçekten sohbeti de çok keyifli. Dolayısıyla da daha herhalde daha uzun uzun sohbet ederdik gibi gözüküyor. Şunu tekrar aslında hatırlamamızda fayda var. BilgiSEO programında kritik deneyimin, birikimin gelecek hayalleriyle, taze perspektifle ve özellikle de farklı nesillerden yeteneklerin, ki bunu sürekli vurguluyoruz biliyorsun, 20'li yaşlardaki yeteneklerle 60'lı yaşlarındaki yeteneklerin bir araya gelmesiyle ve şimdi de anda olarak aslında ortak akılla farklı bir seviyede yaratıcı çözümler üretebildikleri deneyimleri tasarlıyoruz diyoruz. Dolayısıyla bu bugünkü bütün sohbetlerimizde gerçekten tekrar tekrar onu düşündürttü. Yani değerlerimiz var, belli bir zihniyet tarif ediyoruz. Yoğun belirsizlik yaşanan bir ortam, işte hepimiz yılmazlık dedik, duygusal istikrar dedik, çevik yaklaşım dedik, bütün bunlar bir taraftan hep kendi içinde dilema ile birlikte geliyor. Hem onu istiyoruz, hem bunu istiyoruz. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Olağanüstü liderlik becerileri istiyoruz. Ama hepsinin başında farkındalık geliyor sanki. Hepsinin başında tekrar belki pandeminin bize sağladığı bir fırsat bu. Bir durmamız lazım, bir kendimize bakmamız lazım, bir çevremize bakmamız lazım, duyarlı olmamız lazım. Bir bunu doğru değerlendirmemiz lazım sanki Serdar. Dolayısıyla bütün bunları tekrar değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet Ayşe, bu güzel bir pas oldu çünkü bu oturumlar devam ediyor. Bizdeki aylarda da farklı endüstrilerden, farklı deneyimlerden liderlerle birlikte olacağız. Hem liderlik deneyiminin gelişimine bakacağız, hem bu yaşadıkları deneyimin ve onların gözünden yeni yeteneklerin yol haritasının da şöyle bir çerçevesini çizeceğiz. Evet sevgili dostlar, değerli izleyiciler, bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel sorularınızla bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın, ne olur, gerçekten çok fazla soru vardı, hepsini soracak vakit bulamadık ama önümüzdeki aylarda yapacağımız etkinliklerde belki bu soru cevap bölümünü biraz daha uzun tutmakta fayda var diye kendimize bir gelişim notu aldık. Evet, hepinize mutlu günler, sağlıklı günler diliyoruz. Önümüzdeki aylarda farklı konular ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkürler.